perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. So, chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Merhaba. Güzel Çanakkale'nin güzel insanları. Bu hafta size bir sürprizimiz var. Çok değer verdiğim, çok sevdiğim Fahri Anafarta kardeşimizi Atina'daki Çanakkale'den giden dostlarımızdan bir röportaj yapması için rica ettik, ikna ettik kendisini. O da bizi kırmadı. Atina'dan bize bir röportaj yaptı. Oradaki dostlarımızla güzel sohbetlerde bulundu. Ve onu bizi gönderdi. Onu biraz sonra sizlere sunacağız efendim. Sevgili Boğaz TV izleyicileri ve çok sevgili Çanakkale'li hemşehrileri. Bugün değişik bir iş yapalım istedim. Çok eski Çanakkale'li, Çanakkale dostu bir hemşehrimizle görüşleri yapmak üzere yurt dışına geldik, Atina'ya. Şu anda Atina'nın merkezi Sintagma Meydanı'ndayız. Biraz sonra Efsun askerleri harekete geçecek, onları çekeceğiz. Arkamda gördüğünüz parlamento binasıdır. Ve ondan sonra şu, bu da önemli bir bina, size onu da göstereyim. Bu da Great Britain Oteli. Burada da efendim Port Diplomati'yi ağırlıyorlar. Atina'nın en pahalı, en prestijli otelidir. Onun yanında King George var, o biraz daha öyledir. Atina Plaza'da o da üçüncü gelir. Yani bu 1-2-3'tür sıralaması. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Değerli Boğaz TV izleyicileri, sevgili Çanakkale'liler. Şimdi sizlere ben Çanakkale'liyim diyen herkesten daha eski bir Çanakkale'liyi tanıtmak üzere Atina'dayız. Eksik olmasın Kosta abi ve Nitsa abla bizleri evinde misafir ediyorlar. Şimdi Kosta abiyle bence başlayalım söyleşiye. Sevgili Kosta abi, çok eski Çanakkale'lisiniz. Evet. Ne zaman geldiniz? Bu Kusantopoğlu ailesi Çanakkale'ye nereden geldi? Ne zaman geldi? Niçin geldi? Evet. Niçin Çanakkale'de kaldılar? Bize kısaca bahseder misiniz? Evet. Çanakkale'ye Avusturya'dan geldiler. Avusturya ve Venedik'ten geldiler. Hı hı. Avusturya Kraliçesi Marie Therese ilk Kısantopoğlu, bu ikinci Kısantopoğlu'dur. İlk Kısantopoğlu, Mario Kısantopoğlu bir doktordur. Hı hı. Malaryayı, yani sıtmayı tedavi etmek için Çanakkale'ye getirdi. Çanakkale geldi, sıtmayı tedavi etti. Ondan sonra onu Avusturya Macaristan konsolosu olarak Çanakkale'ye tayin etti. Ve o da Çanakkale'yi çok beğendi ve Çanakkale'de kaldı. Hı hı. Bu aşağı yukarı 200 sene evvel, aşağı yukarı. Ve sultanlar da fermanlarına verdiler. Ve aynı zamanda vapur ajantaları da başladı. Bravo. Geçen bütün Avusturya Macaristan gemilerinin ajantasıydı. Aynı zamanda İtalyan vapurlarının. Dört büyük İtalyan şirketi vardı. Tirrenia, Adriatica, Italia, Lloyd-Trestino. Onları temsil ediyorlardı. Böylece Çanakkale'de kaldılar. Ve 1970'e kadar biz ayrıldık. Orada bitti. Hikaye bu. ama çok eski ya. Neredeyse 200 yıllık Çanakkale'de. 200 yıl, evet. İşte bütün bunlar. Babadan oğla, oğuldan toruna devam etti. Hep konsolosluk olarak devam etti. Konsolosluk. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağıldı. Bitti. Dağılması üzerine bizim Zadar'danız biz. O bakımdan bize dediler ki seçin. İsterseniz Avusturya'da olarak kalırsınız, yoksa İtalyan tabasına geçersiniz. Neden o zaman?
İtalyan tabasını tercih etti. Hı hı. Böylece İtalyan tabasına geçtik ve İtalyan konsolosu olarak da devam etti dedem, babam ondan sonra. Birkaç yıl içinde ben. Ha, birkaç yıl içinde siz? Evet, ben 1970'e kadar aşağı yukarı 1967'den 3 sene, 3,5 sene. Ondan sonra burada Atina'da bir izolasyon fabrikası Odge kuruluyordu. Cam pamuğunda. Damadım ve ablam Atina'daydılar. Dediler ki bir mümessil arıyorlar. Yani mümessillerin epey mümessili vardı fakat yer var, bir mümessil daha kabul edebilirler. Bunun üzerine Atina'ya geldik ve tüccar olduk. Tüccar oldunuz. Evet. Şimdi de emekli oldunuz. Şimdi de emekli olduk. Bravo. Burada balkondan bakıyoruz. O cennet gibi bir yer bu. Orada oturuyorum ben ümumiyetle. Sizin, tamam, yeriniz orası. Benim büyük oğlum, İtalya'da olan büyük oğlum diyor ki, orada baba ne görürsün? Aha. Gel sen de bak, ben senin gördüğünü ben de görüyorum. Evet. Bir araba geçer, birkaç kişi geçer, köpekler gelir orada koşarlar. Evet. Böylece güzel vakit geçiyor. Güzel bir emeklilik geçiriyorsunuz. Şimdi Kostun abi, Çanakkale'de peki bu kadar 200 yıldır Ksantopoulos ailesi yaşamış. Peki bunların mezarları nerededir mesela? Bunların mezarları. Benim dedemin mezarı Şişli. İstanbul. Evet, Şişli'de. Orada da aile kardeşlerimden. Bravo. Evet, sen gitmeden 1970'te ziyaret ettik. Ayrılmadan evvel. Ve bir de büyük annem var. Teyzem de 7 yaşında tifodan öldü teyze, Çanakkale'de, evet. Ve orada bir sera kumpanyası vardı, şirketi vardı ve batan gemileri çıkarıyordu. Ve orada bir avtobosları yani şey, Gliptis. 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 Heykel. Heykeltıraş. Heykeltıraş, evet. Çok güzel bir kızdı. Onun büstünü yaptı. Ve mezarına koydu büstü. Gördünüz herhalde. Ben gördüm. İngiliz mezarlığı. Evet. Çayın kenarında. Evet. Yunan mezarlıkları, Rumların mezarlıkları yıkılırken orada benim teyzem bir Avustralyalı subayla evlenmişti. Avustralyalı. Avustralyalı. Evet. Ve o dedi ki şimdi bu heykeli bozarlar, büstü bozarlar. Ben alıp evime götüreyim. Evinde sakladı. Fırtına geçtikten sonra tekrar İngiliz mezarlığına bu sefer götürdüm. Evet, evet. Hala orada duruyor. Hala oradadır ve çok da güzel bir hafta evet. O heykeli. Evet. Başka öbürlerine pek bilmiyorum ne oldu. Evet. Bu böyle. Şimdi yaşı 60 ve üzeri olanlar sizi çok iyi tanırlar Çanakkale'de. Evet, 60'ı. Hele Monsieur Achille denince aşağı yukarı bütün Çanakkale'liler bir şekilde duymuştur evet, adını. Evet, en yakın. Çünkü yani babam balolar yapıyordu, davet ediyordu. Bravo. Yılbaşlarında 100 kişi. Evet. Salonumuzu açıyorduk, bahçeyi de açıyorduk. Evet. 100 kişi alıyordu aşağı yukarı. Onu birçok Çanakkale'li söyler. Çanakkale sosyal hayatına büyük katkıda bulundu. Evet, evet. Diye Ksantopoulos evet, ailesi. Evet. Bize biraz o şeylerden de bahseder misiniz? O balolardan, işte kimler gelirdi, efendim neler yapılırdı? Maskeli baloları. Maskeli baloyu hatırlıyorum evet, çünkü annemin babamın bir resmi var. Evet, evet. Maskeli baloları yapardık. Arkadaşlarımız var. Makamlar, valiler, deniz kumandanı, jandarma kumandanları, bunlar hepsi davetliydi. Büyük bir büfe vardı. Ve geç vakite kadar eğleniyorduk. Aynı zamanda ordu evi de balo yapıyorduk yılbaşında. Fakat takriben saat 2'de dağılıyordu. 2'den sonra herkes orada ve onlar bizim eve geliyorlardı. Oo, sabaha kadar neredeyse. Maskeli balolar da çok güzeldi. Doktor Orhan vardı. Bir gün polis kıyafetiydi, kapıyı çaldı ve dedi ki konsolos beyin izini var mı bu maskeli balonu yapması için? Ve içeride vali vardı. Vali dedi ki bu adam ne ister? Bir şey istemez fakat diyor izin istiyor. İzin, ben buradayım. İzini ben verdim. Ve kapıya çıktı vali, Hakkı Nevzat Baykal. Vali o zaman ona bir tokat vermek istedi. O zaman şapkasını çıkardı. Ben Doktor Orhan dedi, dişçi Orhan. Böylece hadisesiz. Hadisesiz. Son buldu bu. İşte çok ilginç hikayeler. Evet, ilginç hikayeler.
Başka neler var hatırladığınız, sizi etkileyen? Mesela sizin yanınızda Kaptan John'du galiba, iri yarı, uzun boylu, asık suratlı, bir de ufak tefek karısı vardı. İşte o Avusturyalı, ondan bahsedeyim. Ondan? Ron Jones. Ha, o mudur o? Odur, 1915'te. Evet. 1915'te İngiliz, Anzaklarla geldi. Evet. Ve Çanakkale işgal teyze, olunca teyze bir gördü, aşık oldu ve evlendiler. Ha, sonra nerede yaşadılar? Çocuklar olmadı fakat birinci düğününden teyzemin bir kızı vardı. Hı-hı. O da Patras'ta yaşıyordu. Patras'ta. Evet. Ve İkinci Dünya Muharebesi'nde iştirak etti. Hı-hı. Sicilya çıkarmasında çok büyük bir çıkarma yaşadı. Yaşadı, bravo. Ve ihtiyarlığı Çanakkale'de ve İstanbul'da geçirdi. Evet. O da şey de böyle efendim tam bir müstemleke komutanı gibi yüzü asık gözlü şey böyle korku salan ben çocukken ama eşi de o kadar tatlıydı yani çok güzel. En sıkınca parmaklarını kırardı insanları yani, evet. Çok kuvvetliydi. Bir hatta annesi kayınvaliden aman el sıkmasını çok eli çok kuvvetli. Evet. Öbür tarafınızda da Hattie Gretch, Çanakkale'lerin Madame Hattie dedi ama rahmetini çok kızdı. Ben Mademoiselle Hattie diye hep düzeltmekten vazgeçmedi. Evet. Onlar Çanakkale'de yaşıyordu. Hı hı. 1939 senesine kadar. Hı hı. Ve dediler ki belki Çanakkale'ye Almanlar gelirler. O bakımdan biz İngiltere'ye gidelim. Londra'ya gidelim, kendimizi kurtaralım. Abi. Çanakkale'yi terk ettiler. Çanakkale'de bir şey olmadı. Londra'da bombardımanlar başladı. Başladı tabii. Fakat kurtuldular. Ya, yaşamışlar en azından. En azından yaşamışlar. Ve sonra annesini kaybetti orada. Evet, annesi benim babaannemin kardeşiydi. Ha. Marika. Marika. Hı-hı. Ve kendisi geldi. Aşağı yukarı ne zaman geldi o? 1960'ta, 58-60'ta Çanakkale'ye geldi ve orada yaşadı. Biz tabii ayrıldık, sonra haber aldık ki İstanbul'a gitmiş, hastalandı ve müteahhit oldu, oraya götürdü. O bir küçük evi vardı bizim evin yanında, o evi müteahhite verdi. O da çok iyi baktı hastanede. Çok iyi baktı. Hatta bir kere bir taksiyle, özel şoförüyle Çanakkale'ye geldi. Böyle bir kere daha gördü evet. Çanakkale'yi. Hattie Gretch'in son yılları çok iyi geçti. Hep o kırmızı rujunu hiç eksik etmedi. Rujun. Kolunda çantası. Çantası, evet. Biraz eli sıkıydı galiba. Nur içinde yazdı. Pek çok parası da yoktu. Parası da yoktu. Hediye de olmazdı. Bir gün beni iskelede yakaladı. Dedi ki, senin eşin İngiliz. Evet, çok kızın olmuş bir tane. Evet. Bunu ona götür dedi. Bir tane Dido gofret verdi bana. Şu kadar. Gofret vardı. Gofret. Evet. Herhalde tek hediye alan insan benim. Mademoiselle Hattie'den Çanakkale'de. Ya bir İngiliz dayanışması yaptı o zaman, eksik olması. Peki, yanımızda bir kilise vardı, eski ofisimiz vardı, evet. Hatırlarsın deniz kenarında. Evet. Köşede Şarapçı Tevfik, evet. Değil mi? Evet. Karşımızda Bakkal Celal, o da evet. Ayaküstü şarap satardı, hamamlara evet, 25 evet, kuruş yapardı. Evet. Öbür tarafta Sağar Manav vardı, en kaliteli meyveyi. Sağar, evet, gayet tabii. Gayet tabii. Evet. Balıkhane biraz ileride, evet. Kahveci vardı, Ali Dayı mıydı adı? Ali Dayı. Evet. Benim işimdi çünkü çay söylemek. Evet. Ali Dayı. Biraz da o kiliseden, o sahilden bahseder misiniz? Evet, şimdi... Çünkü ticaretin merkezi orasıydı eskiden. Ticaret merkezi orasıydı. Biz İkinci Dünya Savaşı'nda ordu bizim evi istedi. Ve bizim eve... Konsolosluğu kirayla aldı. O bakımdan biz o kilisenin yanındaki evde harp süresince kaldık. Hı-hı. Hem yazıhane hem evimiz oldu. Hı-hı. Harp bitince evimize iade ettiler. Ve iade edince biz evimize tekrar taşındık. Onu da yazıhane olarak kullanmaya devam ettik. Ve ondan sonra yıkılınca çarşıda köşede Yalı Camisi'nin karşısında yazıhane herhalde biliyorsun. Devam etti onu. Böylece kilise yıkıldı. Yıkılınca tabii şimdi ticaret merkezi oldu. Çok da iyi oldu diye düşünenler olabilir ama bence iyi olmadı. Keşke kilise yerinde kalsaydı. Evet, evet. Çünkü o Çanakkale'ye bir renk getiriyordu. İşte evet. Bizim işte belki Vatikan da müdahale etmedi.
Vatikan evet. Müdahale, çünkü bu kişi Vatikan'a aitti. Müdahale etseydi belki kurtulurdu. Katolik lisesi. Katolik ben lisesi. Ben içini hatırlarım. Fakat müdahale etmedi, pasif kaldı. Böylece kişi yapıldı. Peki orası bizim yazıhanenin işte mesela biz ofis boylar deniz kenarındaki bir odaya taşındık. İşte siz zili çalardınız, biz gelirdik postaneye bisikletle götürürdük falan. Sanki orası mutfaktı, yemekhaneydi. Sanki orası bir okul muydu acaba eskiden? Yoksa papazların yaşadığı bir şey miydi kilisenin? Papazların yaşadı evet. Tamam. Epey papaz vardı. Son zamanlarda her üç ayda bir monsenyör geliyordu. Monsenyör Barovic. Türkçe yıkıldıktan sonra tabii gelmiyordu artık. Monsenyör Barovic Türkçe bilir miydi? Bilir. Çünkü Vatikan temsilciliğini yaptı. Evet, Vatikan temsilciliği. Onun Barovic'in Türkçe bildiğini, işte Türk dostu olduğu falan da söylenir, okunur, hala da bahsedilir. Evet. Ama ben mesela Barovic'in geldiğini bilmem, hatırlamam. Gelir. Üç ay. Ondan evet, monsenyör Gülva vardı, yaşlandı, öldü. Monsenyör Gülhan, Monsenyör Gülhan'ın yerine Maroviç geliyordu. Arkadaşımız da aynı zamanda. O şeyi mezarı nakletmek için ondan izin aldık. Aldık. Evet. Monsenyör Gülhan saat tam 9'da yazıhaneye gelirdi. Evet. Faytonla. Giritli faytoncusu İsmail Kordela adı. Mustafa Bey. Mustafa Bey miydi? Ben İsmail Kordela kalmış aklımda. Belki Mustafa Bey'den evveldi. Mustafa Bey'den evveldi belki. Son Mustafa Bey'di. Ha o Python'la tık gelir. 12-1 evet, giderdi. 11'de kahvemiz içerdik. 11'de kahve içilirdi. Kahve ve çay. Hı-hı. Benim işim de şeydi, Mösterçin faturaları keserdi, zarfları yazardı, bana verirdi. Ben bir ya pembe ya mavi pelür kağıdı koyardım. Hı-hı. Çünkü fatura yapışmasın diye. Onu zamkla üstüne otururdu. Ve yapışırdı. Onlar orada yapışırdı. Yani öyle yazıhaneye alıştırdılar, evet. Bir ara Mebru da çalıştı. Mebru kesti, evet. Yukarıda fatura keserdi. Yıldız'la beraber, evet. İki kişi. Çanakkale o zaman çok basitti şartlar. Evet, basit. Nüfusu çok azdı. Ve çok temiz bir şehirdi. Çok temiz bir şehirdi ve çok mutluydu insanlar. Çok mutlu. Balık boldu. Evet, balık bol. Ben hatırlarım işte dedem mutlaka önce bir balıkhaneye gider. İşte bir kilo kıyma mı daha ucuz, bir kilo balık mı? Balık ucuzsa mutlaka bir koca kefal eve gelirdi. Açoz bir tane. Ya bıkmıştı kefal yemekten. Çorba. Çorba, evet. Bolluktu Çanakkale. Museviler vardı. Museviler, evet. 5000 Musevi. 5000 Musevi. Ticaret onların elindeydi. Evet. Sonradan onlar da ayrıldı. Onlar da ayrıldı. Ama enteresandır, hala gelirler her sene Çanakkale'ye. Eski Museviler, evet. Vefat edenlerin de çocukları gelir. İşin enteresan tarafı, Çanakkale'yi bilmeyenler. Mesela Doktor Hayim vardı, Molinas. Eksik olmasın, rahmetli. Çok insanlara iyiliği geçmiştir. Evet. Kızım dedi, Molinas da duyduğum kadarıyla çok başarılı bir kanser uzmanı. Bugün. Evet, İstanbul'da. Çok iyi, babasının izinde gidiyor. Doktor Sadi vardı. Sadi Bey. Musevi olan Sadi. Tanımıyorum. O tam Havra'nın karşısındaydı evi. Hatırlamıyorum. Kızı vardı Matilda, sarışın, mavi gözlü. Şimdi tabii ticaret benim şanssızlığım, keşke babam ben çok ufakken bir Musevi'nin, bir Yahudi'nin yanına vereydi beni bir yıllığına. Yani orada biraz hata etmiş. Keşke Yahudi olsa da ben oğullarımı verseydim ama bizim çevremizde de Yahudi kalmamıştı o zaman. Evet, evet. Şimdi annemle çıkarız, işte yarım metre efendim şey alacak. Evet, kumaş. Half-ı Cahide gidiyoruz, evet. Kordel alacağız. Fakat orada Bahri Deniz vardı, kumaş ticareti. Evet. Bahri Deniz'in iyi gitmiyordu ve intihar etti. Bunu duydun mu? Hayır. Evet, ve karısı dükkanı kapattı. Bunun üzerine ertesi günü iki müsebbi. Bu hanıma gittiler, dediler neden dükkanınızı kapattınız? Kocam öldü, zaten parası da yoktu, ondan intihar etti. Siz devam edin, biz size para ve kumaş istediğiniz kadar veririz. Fakat bunları ödemek için param yok, zararı yok. Gün gelir ki belki verebilirsiniz, belki veremezsiniz, zararı yok. Ve tekrar dükkanını açtı ve çok güzel iş yapmaya başladı. Böylece bir hanım kurtardı, çünkü paraları yoktu, pulları yoktu.
Evet, biz olsak birbirimizin çelme takarız, gözünü oyarız, bir şeyler yaparız ama evet Yahudilerde bu dayanışma var. Fakat her zaman merhametli insanlar bulunur bana kalırsa. Her toplumda var. Her toplumda merhametli ama işte günün modası da denen evet. bir şey var. Evet. Televizyonlarda ne seyredersin evet. insanlar onu yapıyor. Evet. Onu yapıyor. Tabii benim de şimdi mesela Bodrum'da Türk dostlarım var ama Yahudi dostlarım da var. Evet. Hatta bir tanesi benden geri Bolulu'dur, Berto, bayağı da 80 küsur yaşındadır. Ama şey gibidir Berto, deniz gibi, neler öğrenirim neler ondan. İtalya'da uzun yıllar yaşamış, İtalyancası var, 7-8 lisan konuşuyor, bilmem ne falan. Benim bilmediğim şeyleri bilir. Çanakkale hakkında geri Bolulu. Geri Bolulu'da Avram vardı, 150 kilo, çok şişman bir Avram. Anlatın, ben de anlatacağım. Ben evet. de Bertolan duydum bunu. Evet. Ayvalık, evet. Ayvalık emanetçilik yapanlar vardı. Aha. İstanbul Çanakkale hattında. Telefon ediyordu Avram. Ben sizinle seyahat edeceğim. Onun üzerine kaptan emir veriyor. 2-3 kasa bira hazırlayın. Bravo. Gazeteyi ters okurdu. Aha. Gazeteyi ters. Hı. Ve bu biralar için İstanbul'a kadar 20-30 şişe. Evet. Ve sorarlar senin sen kaç kilosun? Karımla beraber 180 kilo. Karısı da herhalde 40 kilo falan. Ve arabayla alırlar vapur geldiği zaman. Sizi kim iskelede kim bekler? Üniformalılar. Üniformalılar hamallar da onu alıp bir arabaya koyuyorlar çünkü 150 kilo taşıyabiliyor. Evet. Yük arabası onunla eve götürürler onu. Peki, şimdi ben Berto'dan duyduğumda şu, bir gün Avram o kadar şey ki, şişman ki, o kadar kasa kasa biralar içiyor bravo, ki, Gelibolu'da indirecekler, iskele yok o zaman, bir manla, şalapura yanaşıyor. Bu şey vardır biliyorsun, ağ vardır. Ağ, hayvanları indirirler. Evet. İnekleri, minekleri evet, falan. Evet. Avram'ı da koyuyorlar ona, indiriyorlar şalapuraya, Avram'ın ayağı altında kalıyor mu kırılıyor. Ama. Evet. Ben duymadım. Tabii Avram'ın ben size ölümünü, sonunu anlatıyor. Bu Berto bunu hem anlatır hem güler. Avram'ı işte yatırıyorlar yatağa. Avram nerede? Karısı da ufacık zaten. Bir gün artık Avram hissediyor öleceğini. Diyor ki işte adı mesela ne olsun? Ester olsun. Diyor ki Ester gel. Geliyor Ester git diyor gelinliğini giy. Yahu neden? Ben diyor öyle istiyorum. Yahu deli misin, nesin? Giy gelinliğini, giy diyor, giriyor, git süslen diyor, makyaj yap. Yahu sen Avram delirin, yap diyor, gel otur, yanıma otur. Ya kadın oturuyor yanına, biraz sonra kalkacak, işi var, yok otur. Yahu diyor en sonunda artık ama bayağı bir oturmuş kadıncağız. Yahu sen ne istiyorsun? Yahu diyor Azrail gelecek, seni görsün, beğensin, seni götürsün, bana dokunmasın diyor. Böyle de bir şey adam, hoş adamdı. Çok hoş adam. Çok. Hakikaten, çok. Ama hakikaten o dediğiniz yani doğru. Evet. Yani bir şeyle indiriyorlar. Evet. Emanetçilik yaparmış o gelip olur. Emanetçilik. Tabii emanetçilik yaparmış. Bir de emanetçi Ahmet vardı Çanakkale'de. Evet. Okur yazar değildi. Evet. Fakat buna rağmen bütün müşterilerini tanıyordu. Bir şeyler karalıyordu. Kendine göre evet. bir şeyler. Hı-hı. Ve İstediğini getiriyordu, İstanbul'a götürüp teslim ve İstanbul'da Çanakkale getiriyordu. Bravo. Yani böyle bir kişi. Ender rastlanır. Ender, okuma yazma olmadan. Evet. Kimin ne istediği? Zor bir iş, zor bir iş. Çok zor. Evet. Buna rağmen beceriyordu işte. Şartlar dedik insanlar yapmak. Peki şey nasıldı? Neler yapardın? Kosta hayat nasıldı Kosta abi? İşte meyve, sebze, balık, anlatın neler geliyor aklınıza, bol muydu? Boldu, evet boldu. Boldu, daima boldu. Halk neyle geçinirdi, neler yapardı? Esnaf. İşte Yahudilerin elinde ticaret. Ya, ticaret yaptılar elinde. Esnaflar Türk'tü. Hı hı. Evet, Yahudi esnafları da vardı. Vardı. Hatta bir Salomon vardı, o da intihar etti, bir sebebini bilmiyoruz. Ondan sonra Rahman vardı, o da sebze satıyordu, sebze, meyve. Bunları hatırlıyorum. Ben de Bohor'u hatırlarım, çekirdekçi Bohor. Evet. Evinde işte çekirdek sat. Peki Kosta abi, tahsil hayatınız nasıl başladı? Okulu nerede başladınız okulda? Çanakkale'de İstiklal Okulu'nda. Ha bravo. İstiklal Okulu Rum Mektebi'dir galiba değil mi? Eskiden eski Rum Mektebi'ydi. Sonra İstiklal Okulu oldu. O
1941'de okula yazıldım ve 1946'da bitirdim. Sınıfımızda 60 talebe vardı. Evet. Kalabalık. 3 kişi bir sırada oturuyorsun. Ben de en iyi, her zaman pek iyi alırdım ve en iyi talebeydim. Ve öğretmenler derlerdi işte bakın Kosta okusun, şimdi siz okuyun. Siz iyi okumuyorsunuz, Kosta'da birinci derler zaman derlerdi. Bravo. 46 senesinde bitirince İtalyan okuluna gittim. İstanbul'da. Evet. Salezyenler'de yatılıydım. Salezyenler'de yatılı ve Boğazkesen'de. Tophane'de mi duruyor? Evet. Tom Kaptan Sokağı'nda. Tom Kaptan, bravo. İtalyan konsolosluğu ve yanında İtalyan okulu var. Bravo. Orada ortaokul ve liseyi bitirdim. Ondan sonra öğretmenlerim ve müdürüm İtalya'ya tahsiline devam et dediler. Tahsilin yarıda kalmasın, yarın öbür gün bir ihtiyacın olur, bir diploma olur elinde dediler. O da babam dedi ki, gel bana yardım et. Ve öğretmenlerim sordular, babam kaç yaşında? 1953 senesinde babam 56 yaşındaydı. Dediler ki biraz dişini sıksın, 4 sene daha şey yapsın, beklesin. Ve sen dönersin Çanakkale. Babam dedi hayır çünkü Nisa diyor ki Nisa abla İtalya'ya gitmiş olsaydı bir daha dönmezdin çünkü orada bir İtalyan güzeli bulurdu. Bulurdu. Ve İtalya'da kalırdın. Yok. O bakımdan babam dedi ki öyle şey yok. Yok. Bizden kazanacaksın dedi. Tamam. Yok. O şekilde Çanakkale'de kaldık. Çok güzel bak benim çok arkadaşlarım var. Vardı değil mi? Kimler vardı? Kimleri sayabilirsiniz? Mesela Tolon var. Tolon Baykal. Tolon evet hatırlarım. Noterin oğlu. Evet. Kamil Bey'in. Kamil Bey. Noter Kamil Bey'in. Noter Kamil Bey'in oğlu. Kızılay Sokak'ta Erhan. Evleri Kızılay Sokak'ta mıydı? Evet. Evet. Tamam. Sonra Erhan. Erhan. Galiba soyadı Gökhan'dı. Ondan sonra epey arkadaşlar vardı. Fuat Gökhan. Gökhan. Evet, Fuat Gökhan. Fuat abi hala sağ, bildiğim kadarıyla. Kim? Fuat Gökhan. Sağ mı? Sağ, ben öyle biliyorum. Biraz içki onu bilmem. Onu bilmem ama sağ tahmin ediyorum. Bir araştırayım çok, onu. Çok selamlar gönderim sağ olsa. Söyle. Evet, başka hangi arkadaşlarınız geliyor aklınıza Fosfa abi? Bir de Mehmet vardı, soyadını pek bilmiyorum. Girit'ti yani, çok iyi bir çocuktu. Emlak Kredi Bankası'nda iş buldu. Ben bir gün Mustafa Bey'i memurumuzu gönderdim ve 5000 Türk Lirası bir çek yazdım. Ve Mustafa Bey geldi bana 50.000 Türk Lirası getirdi. Eyvah eyvah, yanmış. Dedim Mustafa Bey, ben çeke ne yazdım bilmiyorum dedi. Ben çeke 5000 yazdım. Siz bana 50.000 getirdiniz. Lütfen 45.000'i arkadaşıma, çünkü arkadaşımla iade ediniz ve 5000'i. Telefon etti ondan sonra Mehmet. Yani çok teşekkür ederim. Hakikaten yani 45.000 mahvolur. Mahvolurdu, hayatı biterdi ve çok büyük para o zamanın 45.000. Çok büyük para. Çok büyük çok, para. Çok büyük. Evet. Büyük yanlışlık. Çok. Büyük yanlış. Çok hoş. Akşam çıkardı meydana ama nasıl ispat edecekler? Yani kötü niyetli olsanız evet. Mahvolurdu. Evet. Mustafa Bey de memurumuz çok iyi bir insan. Çünkü bakardı ne? 5.000, 45.000'i bir kenara koymuş olabilir. Yapmadı. Aldığı para olduğu gibi getirdi ve tekrar... Ben o Mustafa Bey'i hatırlamam mesela. Evet, Mustafa Bey maliye memuruydu. Namıyla Guli Mustafa bizim. Çıkırlar. Evet, Guli, evet. Guli Mustafa. Çok iyi bir insan. Çok. Vallahi çok iyi bir. Ben ilk rakıyı onunla içtim. Evet. Şimdi ben liseyi bitirdim Kosta abi. İçki içmeyi bilmem. Arkadaşlarla şarap içiyorum. Kilitbayır'dan da plajdan dönüyorum. Evet. Baktı Mustafa abi orada. Kızıyla eşi de yukarıda. Evet. Evet. Düğündelermiş. Ya o gel patron dedi. Canım sıkılıyor dedi. Otur dedi. Oturduk. Ona enişte diyorlar. Eşi mutlaka oralı. Hadi getirin bir küçük. Eşi o koyuyor. Bana da koydu. Onda da para yok. Bende de yok. O ay sonu. Onun cebi delik. Ay bende talebe. Bende de para yok. Efendim işte bize bir tane salatalık getirdiler önümüze. Evet. Ama dörtte bir salatalık. Evet, evet. İşte biz onu böldük. Biz o bir şişe içkiyi içtik. Yarım yani evet, küçük evet. Şişeyi. Ondan sonra bize oradan birisi geçiyor. Enişte hoş geldin dedi. Bir küçük daha geldi. Onu da içtik. Ben ne bileyim o rakı şarap gibi bir şeydi. Evet içiyorum. Sonra birer tane duble geldi ısmarla. Onları da içtik.
Allah'tan düğünde bitmiş orada. Eşiyle kızı geldi. Ayağa kalktık. Bende bir şey yok. Mustafa abi şey gibi sallanıyor. Neyse koluna girdi. Kifbayır'a geçiyoruz karşıya. Kızı, karısı kıyamet koparıp utanmıyor musun? Çocuğun yaşında insanla oturmuşsun, içki içiyorsun bilmem ne falan. Bu Mustafa abi de tabii erkeklik tuttu. Siz gidin ben gelmiyorum bilmem ne falan. Yazıhaneye gidelim diye tutturdu. Ya Mustafa abi yapma etme. Açacağım diye kilidi de kırdı mı içinde kapının kilidi. Ben neyse girdim koluna sallaya sallaya evine kadar götürdüm kostümü ve onu bıraktım evine. Eve geldim hiçbir şey yok bende. Soyundum yatağıma yattım. Sen misin yatan? Dünya üstüme geliyor. Nasıl? Felaket. Sonra babamın sesini duyuyorum. Fahri, Fahri diye. Sabahın dördü tuvalete kalkmış. Ben orada tuvalette sızmış kalmışım. Gayet tabii, gayet tabii. Beni Doktor Abdurrahim Bey, Allah rahmet eylesin, o geldi. Yahu dedi gençlik... Faruk yaşıyor mu? Onu bilmiyorum. Kardeşi Faruk, işte Faruk da benim arkadaşım. Ha, onu bilmiyorum. Bana bir dedi ki ya buna bir sade kahve yapan ayılsın dedi. Bana bir sade kahve yaptılar. Ve ben 20 sene kahve içemedim biliyor musunuz? Ne zaman kahve içsem rakı kokardı. Ha. Tabii beyin onu şey yapmış, rakıyla evet. Kahveyi bir araya getirmiş. Evet, evet. Ben kahve içemedim 20 sene. Çok tuhaf. Rakı, evet çok tuhaf. 20 sene rakı da içemedim. Çünkü o yani içmeyi bilmezsen tabii böyle rezil olursun. Doktor Abdurrahim'e dolma parmaklı diyorlardı. Onu bilmem. Evet. Öyle mi? Parmakları çok kalındı. Hayır. Alman sokağının girişinde otururdu. O da arkadaşımızdı gayet. Alman sokağında kimler otururdu? Orada güzel bir kırmızı ev vardı evet. Sağda. Kırmızı ev bahçesi. Onlar Bacon. Bacon'undu Amerikalı. Amerikalı Bacon. Ve Calvert. Calvert galiba İngiliz'di. Calvert. Ama bir Calvert, Frank Calvert, bu Kokona'nın çiftliğinin sahibi. Belki de Amerikalı. Amerikan elçilik, şey konsolosluğu yapmış. O zaman Calvert, evet. Calvert'in, İngilizce olabilir değil evet, mi? Calvert'in bir de yeğeni vardı. İtalya, şeyde İstanbul'daki İngiliz konsolosluğunda çalışıyordu. Son zamanda Calvert artık evini falan idare edemiyordu. Bizim evimize geldi. Ha. Bir de ona bir hanım aldık, Nuriye Hanım. Nuriye Hanım mı? Epey sene, 3-4 sene evimizde yaşadı. Sonra vefat ettikleri tabii. Seneler geçti. Ya. Evet. Peki Alman sokağının sonunda giderken solda Madame Marie vardı. Ha, Katolik Madame Marie. Katolik Madame Marie. Evet, evet. O nedir? Onun hakkında bir şey biliyor musun? Hakkında bir şey bilmiyorum fakat Monsignor geldiği zaman kiliseye gelirdi. Güler yüzlü. Güler yüzlü. Böyle dikenler vardı evet. Siyah siyah bahçesinin etrafında. Öğretmen de galiba Fransız öğretmeni miydi? Hatırladığıma göre Fransız öğretmeniydi. Onu pek hatırlamam. Evet. Yani bunlar benim hatırladığım şeyler. Evet. Levantenliler, Çanakkale'de. Evet, Levantenliler. Başka işte şey, babanıza İmroz'dan papaz gelirdi ara sıra. Evet, şey, Meliton. Meliton. Meliton gelirdi gayet tabii. O bir şeyler anlatırlardı. Evet, bizim evde kalırdı çünkü bir gece kalıyordu Çanakkale'de, ondan sonra babamla devam ediyordu. Ben akşamlar diyor, ben sabah 5-6'da kalkarım çünkü vapur 8'de ayrılıyordu. Beni bir otele götür ve ben de onu otele yerleştiriyordum ve oradan gemiyi alıp İmroz'a gidiyordum. Bozca'da İmroz. O da rahmetli oldu şimdi. Olmuştur tabii. Evet. Ben çocukken o bayağı papazdı. Evet, evet. Peki, Akva Konserve Fabrikası. Aa çok ağır, İsmail Baykut. Baykut, babanızın arkadaşıydı. Bütün aile, çok iyi arkadaşlarımız. Evet, onlardan biraz bahseder misiniz? Evet, onlar nereliydi? Bulunmaz arkadaşlar, onlar Çanakkale'ydi. Ha bravo. İlk önce Çanakkale. Çanakkale'den Yalova şeylerini aldık, tesislerini aldı. Hı hı. Fakat işleri iyi gitmedi. Hı hı. İflas etti bir şekilde. Tekrar Çanakkale'ye döndü. Teyzemin evini kiraladı. Teyzemin evinde kaldılar. Biz çok arkadaşlık yaptık. Bizlere gelip telefonlarını falan yapıyorlardı. Hı hı. Ondan sonra o Akva Fabrikası'nı kurdu. Bravo. Evet, iki damadı vardı. Necat ve İlhami. Hı hı. Hepsi vefat etti. Ve erken vefat etti. Erken de çok tuhaf. Kızları da ailenin demek ki şeyinde var mı? Bu fabrika Çanakkale'de mevcut mu? Akva Konserve Fabrikası yok artık. Yok artık. Bildiğim kadarıyla yok. Tabii İsmail Bey'den sor. Artık yok. Evet. O bir markaydı Çanakkale'de Akva. Evet, evet, evet. Evet, çok. Gelirdi.
Benim babaannemin bir güzel kutusu vardı ama rengi siyahtı, içinde çikolata vardı. Aha. Bir ziyaretçi geldiği zaman onları çıkardı. Bir gün İsmail bir arabasıyla geldi. Dedi ki, adam hiç siyah kutuyu çıkarmayın. Ben bugün rakı içmeye geldim. Oo. Evet. O zamanlar altın maş rakısı çıkmıştı. Evet. Benim bir bakalım vardı Yurdakul'da. Bilmem mi, hatırlarım. Yaşıyor mu Yurdakul? Sanmıyorum. Sen yani daha doğrusu bakkalı kapatıp gideni çok oldu. Ha, çok oldu. Çok oldu. O bir gün yazanaya gelirdi, bir yeni şey olursa bana söylerdi. Dedi ki, Kostu Bey altın maş rakısını getirdim. Getir isterim dedim. Tamam. İsmail Bakut akşam üzeri geliyor. Altınbaş içmeye geldim dedim. Altınbaş şimdi çıktı da nereden bulurum ben? Sen bulursun, bulursun. Kim bilir nasıl haber aldı? Ne almış sana? Evet. Güzel meseleler de vardı. Onları içtik. Altınbaşı da içtik. Memnun kaldı. Verdi. Çok iyi arkadaşlar. Biz Ankara'ya gittiğimiz zaman onlara güzel bize masalar yapıyorlardı, yemekler. Gelip burada iki defa bizi buldular. Aa, evet, bravo. Şükrüye Hanım geldi. Son defa Vedat İzgin, o da rahmetli, Neyren, ondan sonra İlhami, Ülkü geldiler ve bizi ziyaret ettiler. Ve ondan sonra tabii muhabbet ettik telefonla ve mektupla. Ondan sonra öldüklerini, İlhami'nin ve Ülkü'nün öldüklerini haber aldık. Çok üzüldük dedik. Ondan sonra işte böyle hatıralar. İyi arkadaşları daima insan hatırlar. Hatırlar, doğru. Evet. Kötüleri de hatırlar tabii ama çok iyi hatırlamak. Kötü insanlar da mutlaka çıktı karşımıza. Evet, kötü insanlar... Ama onlar hatırlamaya değmez mi? Hatırlamaya değmez çünkü bu dünyada her çeşit insanlar vardır. Var. Ben hep söylediğim bir şey var anneme. Bu bizim hanımla evlenmeye kalktığım zaman ben dedi şey almam dedi. Gavur kızı istemem dedi bana. Ha, tabii. Dedim ki bak sana bir şey soracağım anneciğim. Sen seçtin mi dedim. Yani işte Museviliği, Hristiyanlığı inceledin mi? Hı. Sen doğduğun zaman adını Suzan koymuşlar. Dinini İslam yazmışlar. Hı. Bu da Hristiyan bir anne babadan olmuş. Adını Jane koymuşlar. Biz hiçbir şey seçmedik ki dedim. Yani bu insanın nerede doğduğuna, kimden doğduğuna bağlı. Bence dedim şey değil yani, bu şey değil. Peki dedim yani bir Laz veya bir Kürt kızıyla evlensem olur tabii dedim. Peki dedim bizim Arap Hasan'a vardı, hatırlar mısınız Zenci? Ara sıra bize gelirdi. Hasan'e. Bu bayağı bildiğimiz bir Somalili Zenci'ydi. Ben çok küçükken bizim eve çok gelir giderdi. Anneannemden kalma. Kocası şeymiş. Adı Halit'ti galiba. Ayşe Hanım'dan mı? Değil. Hasan'e. Rahmetli Hasan'e Bumin. Kocası zabıta çavuşu, zabıta, belediye zabıtası. Zabıtası, hayır. Neyse, dedim mesela Hasene teyze genç olsa onunla evlensem olurdu tabii dedi. Eh dedim insaf. Eh dedim insaf, yani sen ırklara karşı değilsin. Dine karşı yani şeysin, yani Müslüman bir zenci olabilir. Evet. Sen yani benim sana diyecek bir şeyim yok dedim falan. Öyle kaldım ama ben ısrar ettim. Karımı seviyordum, evlendik, korktu, bitti falan. Çok da memnunum. İlk anamı denilememişim yani. Allah sizi her zaman birlikte yaşatsın. İnşallah beraber, evet. İyi günler yaşayın. Abi, sağlıklı. Abi. Yani herkes görüşelim inşallah. Telefonla. Telefonla görüşelim. Peki, Kostu abi siz kendinizi... Ha şeyi sorayım. Ablanız da Çanakkale'de mi okudu? Evet. O da İstiklal Okulu'nu bitirdi. Peki. O da ondan sonra İtalyan Okulu'na devam etti. İtalyan Okulu'na devam etti. Evet. Peki hatırladığım kadarıyla uzun boyluydu. Evet, çok güzel bir kızdı. Bravo. Peki mesela okullarda işte resmi geçitler olur. Yani resmi geçitler, Türk bayrağını verdiler ablama. Allah aşkına. Evet. Ha, Türk bayrağını ablama. Evet, işte bravo. Türk bayrağı geçti. Bravo. Resmi geçit. Yani Atatürk Türkiye'sinin milliyetçilik yapmadığı ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Bir ekalliyet mensubuna Türk bayrağını taşıtıyor. Evet, taşıtıyor. Gayet de güzel. Çünkü niye hak etmiş? Evet. Güzel ve uzun boylu. Evet. Vermişler. Evet. Bravo. Peki müsameleler olur muydu? Olurdu. Siz oynar mıydınız? İşte Neyren Eski'yle beraber. Hı-hı. Gayet tabii hatırlayın. Fotoğraflar da var. Bilmem o fotoğraflar daha var mı? Neyse. Belki çıkar, bulur. Ben bayrok. Müsamelelerde iştah ederek. Ediyor. Biz de ediyoruz. Siz de ediyordunuz. Bravo. Evet. Bravo. İyi roller mi verirlerdi yoksa böyle kenarda köşede mi roller olurdu sizin yoksa böyle başrol falan mı olurdu?
Pek başrol olmazdı. Olmaz mı? Başrol. Belki ablam, Georgette. Ha, Georgette. En küçük roller. Evet. Hatırladığıma göre. E gene iyi, bana rol de vermezler. Sadece şey, kara kuru çelimsiz bir şey o zaman. Evet. Yani. Aa, güzeldi, güzel. Ya. Peki o zamanlar mesela atıyorum, şimdi Çanakkale'nin peynir helvası meşhur. Ha, çok meşhur. O zaman da meşhur muydu? Meşhur. Aa, eviniz, evet, keşke onu getireydim size. Zararı yok. E, bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere inşallah, çok meşhur. Ve Çanakkale'de mada hiçbir yerde yapılmıyor bu helva. Bu işin ustası kimdi Çanakkale'de? Kim yapardı? İyi Arnavutlar. Helvanın iyisini. Arnavutlardı. Ha, ha. Müslüman Arnavutlar. Tamam. Dükkanları vardı. Yoğurt, yoğurt. Sabah 4'te kalkarlardı. Yoğurt yaparlardı. Ha, fasulye hazırlardı. Çok güzel fasulye. Fasulye ne için? Yemek. Askerler sabahleyin gelip yoğurt, fasulye. Aa. Evet, ve süt içiyorlardı. O fasulye yiyordu sabah. Evet, sabah sabah 5'te fasulye ve helva da, aynı zamanda helva da. Yoğurtları da muhteşemdi. Muhteşemdi. Çok güzel yani. Kaymaklı. Kaymaklı, bravo. Şey vardı, Yalı'da Ülfet Usta vardı. Yoğurtçu Ülfet. Yalı fırına, Yalı hamamına gelmedi, daha. Evet. Ufak bir dükkan. Ülfet Usta, bir de tulumba tatlısı yapardı akşam üstü. Hatırlamıyorum. Ufak bir dükkan. Evet. Mesela o da çok. Şimdi şeydeyken biz geçen sene Arnavutluğa gittik Cemil. Bravo. Hala çok güzel şeyleri. Ama 50 yıl önce, yani sizin bıraktığınız Çanakkale bugünkü modern Arnavutlu. Yollar, toprak, mazgalları çalmışlar. İçine düşersiniz karanlıkta. Hop hop hop. Felaket bir vaziyetteler. Sefalet. Hiçbir şey yok mu yani? Hiçbir şey yok. Çalmış satmışlar hepsini. Binalar bakımsız, ortalık pislik, fakat gıdana parasız oldukları için suni gübre ve hormon kullanmıyorlar. Hayır. O yüzden de çok güzel. Evet, meyve, sebze, benim çocukluğuma meyvesini, sebzesini Arnavutluk'ta yedim. Mutfak da bize yakın. Peynirleri muhteşem güzel hala. Yani şimdi zaten bizim Arnavut ablamız vardı. Arnavutluk'ta çocuk doğduğu zaman babası kafasına şap diye bir tane vurulmuş. Arnavutların kafası düzdü. Evet, evet, evet. O sebebi şu, ya İstanbul'da tatlıcı ya New York'ta polis. Çok güzel. İki tane şeyi var. Evet. New York polisi serttir, evet, biliyorsunuz. Evet. İşte o yıllarda, 1900'lü yıllarda kafa ya New York'a atıp polis oluyorlar. Ya Türkiye'ye atıp tatlıcı oluyorlar. Tatlıcı, o yüzden evet. Kafaların arkası düz, tokatta. Evet. Öyle derler. Başka neler var Kostu abi? Hatırlıyor. Şey, halk bahçesi. Halk bahçesi, halk bahçesi. Onun önündeki, benim hatırladığım buzhane vardı. Ondan önce... Buzhane vardı. Ondan önce İngiliz konsolosluğumuş galiba. İngiliz. Benden, yani ondan önce, buzhaneden önce. İngiliz konsolosluğu. Hendigrek'in evinde kalıyoruz. Ha. Ondan sonra Hendigrek'in binası belediyeye geçti ve müze yaptı. Şimdi çok güzel yerinde duruyor. Yerinde duruyor fakat Hendigrek kaybetti onu. Ne şekilde alındı bilmiyorum. Kiliseyi nasıl aldılarsa onu da öyle almışlar. Ama en azından duruyor. Muhafaza ediyor. Öyle değil. Ya orada kalıyoruz İngiliz konusunda. Kilisela. Ha, kilisela. Ha, kilisela. O mesela bir şeyin eline de geçebilir. Bir müteahhidin. Evet. Şimdi kalmayabilir. Evet. Yani biraz isabet olmuş. Sahil sağlık binası nedir? Eski sağlık. Sağlık görüyor musun? Duruyor bina. Duruyor bina. Fakat sağlık çalışıyor mu? Çalışıyor. Bakımlara gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Yani. Peki. O bina nasıl ne oldu pek hatırlayamıyorum. O da belli yani, bir Türk mimarisi diye bir ekaller mimarisi. Evet, evet, evet. Bir konsolosluk bir şeydi. Yani benim bildiğim Enhisar binası. Evet, tek yer. Şimdi o duruyor. İtalyanların bir. Bravo. Evet. O duruyor, onu da üniversite aldı, o şekilde muhafaza ediyor. Ha, muhafaza ediyor. O. Cumhuriyet binası duruyor, o da Fransız konsolosluğu falan bir herhalde. Eski bir şeydi, eski bir binadı. Evet. Binası. Gümrük binası duruyor mu? Gümrük binası olarak bir çalıştı. Evet, herhalde. Evet, herhalde. Ben de Çanakkale'yi uzun yıllardır gittim. İşte bu geçenlerde bir gittim. Evet. Çanakkale'de yabancı çok. Nüfusu 60. Üniversite açıldığından beri çok alıp. Yani 18 binlik Çanakkale yok artık. Yok, yani o çok genç. Evet. Hadi, 15 binden fazla değil. Evet.
Herkes herkesi biliyor. Biliyordu, gayet tabii. Enteresan. Peki Kosta abi, kendinizi nereye hissediyorsunuz? Çanakkale'li mi, Atinalı mı? Ben kendimi ilk gayet tabii Çanakkale'de duydum. Türkçe ikinci lisanım sayılır. Türkçe tabii. İkinci lisanım sayılır. Fakat ben fazla olarak kendimi İtalyan hissediyorum. İtalya'ya gitmek istiyordum. Fakat ablamlar burada olduğu için buraya geldik. Belki tahsilimi tamamlasaydım İtalya'da kalırdım. Büyük oğlumuz İtalya'ya gitti. Bravo. Bravo. İlk önce Livorno okulu var. Oraya yazıldı. Bahriye subayı olacaktı. Bravo. Fakat pek beğenmedi. Çok disiplin vardı. O bakımdan ben bunu ayırmak istiyorum. Ben gördüm. Subay. Karar senindir. Şimdi şöyle uğraşıyoruz. Kompüterle. Program. Program. Yani, işi Allah'a şükür iyi. Sana sevindim. Evet. Şimdi Kostan abi biraz dinlemeleri isterseniz. Evet. Şöyle ki biraz sonra gene devam edelim. Şimdi Kosta abi sağ olsun öğlen yemeğine bizi çok güzel misafir etti. Şimdi Kosta abi eski dostlarınızdan bahsediyorduk en son. Mesela bir Canavar Hüseyin dediniz. Çanakkale'nin birçoğu hatırlamaz. Kimdi? İlkokul arkadaşlarımızdan. İlkokul arkadaşlarımız. İlkokuldan. Üç ayrılmaz arkadaştık. Nesmi. Soyadını hatırlamıyorum. Nesmi. Ondan sonra epey arkadaşlarım da vardı. Ve Ali Rıza kamyon şoförü olmuştu. O da iyi bir arkadaştı. Ve buluşuyorduk onlarla. İki kardeş vardı. Şeref ve Mehmet. Yalova Lokantası. Yalova Lokantası. Tabii. Ne oldu Yalova Lokantası? Şimdi Yalova Lokantası o bizim bildiğimiz o şey sulu yemek yapan çok güzel Yalova Lokantası. Ursula'da Muharrem'di galiba hatırlamıyorum adını. Şeye taşındı. Eski balıkhane deniz kenarındaki. Eski değil de sonradan yapılan balıkhane. Gümrüğün sırasındaki evet. Köşedeki. Oraya taşındı. Artık onlar bir nevi balık lokantası oldu. Ha balık lokantası. O eski güzelim ev yemekleri maalesef yok, yok artık yok. Yok. İşte orada toplanırdık. Ve Erhan ve Çetin. Erhan'ın soyadı Erhan Gökhan. Buluşmak için randevu verdik Yalova Lokantası'na. Yalova, bravo. Saat 8'de. Şimdi saat Çetin'le buluştuk. 8.30 oldu. Rakı geldi masaya. 8.30 Erhan gelmedi. 9 Erhan gelmedi. Ben kızdım. Aldım rakı şişesini olduğu gibi içtim. Hepsini? Hepsini. Ah, 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 ah. Bir ara meze olarak böbrek de getirmişlerdi. Ben birden rakı içince böbreğin bir tanesi çıktı. Çetin dedi ki, ya böbreğini kaybetti adam, topla. O zamandan belli olmuş böbreğin gideceği. Bunun üzerine, işte o Ali Rıza dediğim arkadaş, başka arkadaşlarla orada bir masada oturuyordu. Dedi ki, bana Kostacığım, sen şimdi bu şişeden sonra yalnız eve gidemezsin. Beni eve kadar götürdü, rapor kazıttı. Eve girdim ama merdiven var yatak odasına. Nasıl çıkılır şimdi yatak odasına? Annem babam yatak odalarında uyuyordu. Şimdi babam adımları duydu. Tak! Dedi anneme, oğlumuz sarhoş. Hiç kalkma. Hiç görmesin bizi. Gitsin yatak odasına uyusun. Ondan sonra biz bakarız. Böyle yavaş yavaş gittim. Uyudum. Onlar geldiler, baktılar. Gördüler ki dorman. 8'de yazıhaneye gitmem lazım. 8'de uyandım. Bir şeye rağmen yani. Uyandım ve işe vermektim. İşte bu bir nevi maceraydı. Sonra bir de Bayramıç şeyimiz vardı. Gezimiz Bayramıç'a. Bayramıç'ta Fuat'ın oteli vardı. Evet. Fuat Gökhan'ın. Şimdi arabama 5-6 kişi girdi. Epey de yeni rakı. Sizin arabanız o zaman Alfa Romeo, beyaz, hatırlarım. Evet. Bord bagajı koydular bir 5-10 şişi. Ben dedim ki şimdi durum zor. Orada tabii bizi bekliyorlardı. Piliç. Ateşte piliç pişirdiler. İçmeye başladılar. Ben içermiymiş.
Ben güya içiyorum, bana dediler ki Kosta bizimle alay ediyorsun, içiyorsun, içmiyorsun falan filan. Beni unuttular sonra. Epey şişe içildi. Akşam oldu. Fuat dedi ki şimdi çocuklar sarhoşsunuz. Burada bir önünüzde yol, toprak yolu bir şey yok, asfalt falan yok. Virajlar var, virajlarda şeyler var, ağaçlar var. Bir kaza yaparsınız. Bakkal Kemal, hatırlıyor musun? Tamam mı? Kemal Saygı. Bravo. Ondan sonra kim daha vardı? Tolun. Baban da vardı. Galiba. Öyle mi? Evet, evet. Şimdi o zamanlar şoför koltuğu birdi, ayrı değildi birdi. İki kişi üzerime düşmeye başladılar. Ben gittim, kapıları kilitledim. Sağ salim Çanakkale vardık. Allah'ın müdafasıyla işte. Evet, evet. Evlerine onlara götürdüm ve ben de evime gittim ama ben hiçbir şey içmedim. İçmiş olsaydım onlara, orada kalmanız gerekirdi. Kalmamız gerekirdi ve onların ben neden bu adamlara. Doğru. Evet. Peki babam da içer miydi? İçmezdi. Az. Çünkü ben de hatırlamam böyle akşam mesela içki. Az içerdi ama işte şey için, eğlenmek için, arkadaşlık için. Orada bir Ayazma vardı. Ayazma. Bayramış'ta ve Ayazma olarak o zamana kadar kalmıştı Ayazma olarak. Hiç duymadım. Evet. O Ayazma o şey vardı, bir su aşağıda çıkan, evet, soğuk buz gibi. Çok buz gibi. Su. İşte Ayazma'ydı o. Ha. Evet. Sonra Balaban... Orada bir kilise milise falan var mıydı? Yok. Eskiden? Yok, daha da Ayazma. Yok, yalnız daha Ayazma. İşte. Bir de piknikler, evet, Balaban'da çok gidilirdi. Balaban çok güzel, suyu. Hı-hı. Suyu çok güzeldi. Çanakkale, orada da virajlı falan zor bir yoldu. Zor bir yoldu. Evet. Arkadaşlarla gidiyorduk suyu için. Hı-hı. Bir ara bir İmrozlu arkadaşımız vardı. Yorgos. Oradan bu şeydi bu, çelep. Kuzu getirdi. Bir kuzu getirdi. Dedi ki ben kuzuyu getirdim. Ben anneme dedim ki sen pilav hazırla. Yoğurtçulardan da bir kase yoğurt aldık büyük. Ve Balaban'a gittik. Ne kuzu kaldı, ne pilav, ne bir şey. Hepsini yedik, içtik. O su içirtiyor. Evet, şükür. Güzel hatıralar. Sonra bir ara Kepez çıktı galiba modası. Kepez modası 7 kilometre. Oraya gidilirdi. Çay içmek için. Çay içmek için, bırak manzara için. Şimdi orada araba dolmuş. Muhtar bize orada işte peynir getiriyordu, ekmek getiriyordu. O şekilde çayla beraber. Çok iyi, denize de giriyordu. Evet. Kepez'de. Evet. Sonra şey vardı galiba gidilirdi, bu İntepe Çamlı. Çamlı, oraya da giderdik. Evet, oraya da giderdik. Evet tabii, oraya da giderdik. Pazar günleri. Evet. Eski piknik yerleri bunlar, Çanakkale'nin. Evimizin önünden iki bando geçerdi pazar akşamları. Bir Bahriye'nin, bir de jandarmanın. Evet. Şimdi Niko, büyük oğlum, kapıda bekliyordu. Ona tünelden, İstanbul'dan bir de şey almıştım. O şeylerin... Evet, maestroların kullandığı. Maestro sopası ne dedi? Batonu almıştım, batonu sallıyordu. Bravo. Bir de, evet, maestro baş çavuştu. Gelince oğluma selam veriyordu, oğlum artık çok memnun kalıyor. Bravo Niko. Gittik, geziyi yaptık, kaybetti Bahriye'nin bandosunu. Ne yap, ağlamaya başladı evladım. Her iki şey yapamazsın. Hı-hı. Hem gidersin Çamlı'na, hem de burada. Birini kaybetti, zarar yok. Bir dahaki pazar gününe geri getirir. Oha! Biraz birkaç... Abi bir ufak tefek. O zaman kendine geldi. Bandodan ötürü. Şimdi boyu 1.90 artık. Maşallah. Evet. Maşallah. O bir de rekabet vardı. O bando mu iyi, bu bando mu iyi? Evet, evet. Kimisi kırmızıları tutardı, evet. Jandarmayı, kimisi beyazları çok tutardı. Güzeldi, evet, evet. Şey vardı, Semiha teyzemin kocası Cevdet enişte de o jandarma bandosunu tutardı. O niye? Çünkü jandarma dikim evinde ustabasçıydı. O dikmiş o elbiseleri. Tabii o elbiseleri ben diktim ondan diye, dolayı, evet. Ondan dolayı jandarma tutardı. Evet, evet. Ay, neler neler. Peki futbol mutbol var mıydı, spor var mıydı Çanakkale'de? Kürek? Vardı, evet, kürek 1 Temmuz bayramında. 1 Temmuz. 1 Temmuz, evet. Kabotaj bayramında kürek yarışmalar falan oluyordu.
En çok Bahre iştirak ediyorum. Bahre iştirak ediyorum, bravo. Futbol, Türk gücü, bilmem ne öyle bir takımlar. Orada pek ilgim yok. Evet, ilgim yok. Peki bir, herhangi bir tuttuğumuz takım var mı hala Türkiye'de? Hangi takım? Galatasaray'dır, Fener'dir, bilmem ne. Ben Galatasaray'dım. Aha. Fakat şimdi kaç senesindeydi? Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Aha. Fenerbahçe kazandı. Benim bir motosikletim vardı. Orada bir Galatasaray bayrağı vardı. Evet. Sağ Çıkı'ya gitmiştim. Aha. Bir kız geldi. Bayrağı çekti. Yere attı ve Galatasaray bayrağının üzerine bastı. Artık Galatasaray yok dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki Galatasaray artık taraftar değilim. O maalesef o fanatizm evet, oluyor. Evet, durdu. Durdu. Peki burada tuttuğunuz bir takım var mı? Yok. Yok mu? Ayek? Yok. İstanbul takımıdır o. İstanbul takımı yok. Çok futbolla ilgim yok. Yok, yok. Bazı maçlar oluyor. Vakit geçsin diye takip ediyoruz. Ama orada da galiba şey oluyor, kavga patırdı sizde de çok değil mi? Maç çok, çok, çok oluyor. Doğru değil ama olmuş. Oluyor, basket maçlarında bile var. Evet. Başka nelerden anlatalım Çanakkale'den? Ceylan Hanım, sizin geldiğiniz zamanlarda da Çanakkale değil mi? Değişikti. Evet. Değişikti. Değişikti. Evet. Değişti. Değişti. 70'ten sonra değişti. 70'ten sonra değişti. Biz gittikten sonra değişti. Değişti, değişti, değişti. Evet. Yani şey, kültür yapısı çok değişti Çanakkale'nin birden. Belki şimdi gidersem bir şey. Nisa geldi fakat pek çok değişmiş dedi. Otobüs durmadı. Aha, dursaydı. Evet, bir yarım saat durdu. Göremedi, bir şey yapamadı. Çok çok değişti Çanakkale. Evet. Yani ben bile hani zaman zaman zorlanıyorum. 30 yıl içinde yani çok şey yaptı Çanakkale. Evet. Fizyonomi olarak çok değişti. Beşeri nüfus olarak çok değişmiş. Biz okula giderken, lise ve ortaokula giderken bir Kemal vapuru vardı, İstibli. Onu hatırlamam. Ha. Bu 24 saatte Çanakkale'ye gelirdi. Çok. Sabah 9'da mesela cumartesi günü hareket ediyordu. Ertesi gün pazar sabah 9'da Çanakkale'deydi. Fakat Çanakkale'de çok fırtına da vardı. Kayıkla yaklaşamıyordu. Bunun üzerine babam bir kayık kiralıyordu. Annem de 5-6 palto koyuyordu. Düşerse bir yaralanmasın diye. Ve bizi gelip alıyorlardı. Fakat aynı zamanda babamın birçok siparişleri vardı İstanbul'dan. O paketler de vardı, bizim valizler de vardı. Zar zor evimize varıyorduk. Ne zorluklar değil mi? Şey ondan sonra daha büyük gemiler çıktı. Bir Bursa çıktı. Bursa vapuru hatırlıyor musun? Ben Ayvalı Gemlik, onu hatırlıyorum. Ayvalı Gemlik. Ondan evvel Ülge, Antalya, Antakya bu vapurlar vardı. Fakat Bursa Express'ti. 12 saat. Evet. Evet, 12 saatte geliyordu. Ondan sonra Ayvalı Gemlik geldi. Ondan da 12 saatte gider, Ayvalı Gemlik evet. 12 saatte. Ondan sonra İnan Öz ve Yılmaz otobüsleri de gidiyorduk İstanbul'a. Bravo, onlar biraz daha kısalttı. Evet. Tostoprak, evet. Ondan önce burunluydu galiba evet. Değil mi? Evet. O bakımdan işte daha kolaylaştı seyahatlerimiz. Bazı kendi arabamızla gidiyoruz. Ondan sonra 5 senede arabayı sattım, bir araba almadım. Çanakkale'de bisikletle dolaşıyorum. Bisiklet evet. Çanakkale düş. O sizin bisikletiniz 89'a ben gelene kadar kullandık onu. Çok güzel bir. Alman bir bisikleti evet. Yeşil. Evet. Oo, çok güzel. Çok çok evet. Çok çok sağlam. Kimler sağlam. Bindi kimler kimler kimler. Evet. Onu siz şeyden almışsınız değil mi? İzmir'deki bir fuardan. Evet. Alman fuarından. Evet. Çok 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 şey esaslı bir bisikletti o. O şeyler vardı, karikalar marikalar vardı sonradan. Çanakkale'de bisiklet var mı şimdi çok? Bilmiyorum. Motosiklet çok. Motosiklet çok. Bodrum'da da çoğaldı. Onu ben biraz ekonomiye bağlıyorum. Mesela orta, uzak Doğu Asyalarında da Hindistan, Hindistan'da arabası olmayanlar motor alıyor. Alıyoruz. Ve şey, işte nedir o? İşte hem park kolay, hem daha ucuz. İnsanlar evet, daha evet. Çabuk gidiyor geliyor işine. Öyle bir iyi tarafları var motoru. Evet. Sizin de motorunuz vardı değil mi? Vardı var. Benimki MB'ydi çünkü. BMW var. BMW. MB Doğu Almanya'ydı. Evet, BMW. BMW ikiye bölündü. Batı Almanya'da bir kısmı kaldı, öbür kısmı da Doğu Almanya'da. Sizinki Doğu Almanya'da. Daha ucuzdu. O bakımdan Türkiye ithalatı Doğu Almanya'dan yapıldı. Anladım.
Ve babam da ilk almıştı. Yani o motora bindiğimi hatırlarım. İka. İka. Evet. O ne malı? O da Doğu Alman. O da Doğu Alman. O da Doğu Alman. Lastikleri pek iyiydi. Çünkü lastikleri de değiştirip Pirelli koyduk ondan sonra. Daha iyiydi Pirelli. Doğu Alman lastikleri çok sert. Virajlarda biraz zorluk vardı. Ama olması da lazım. Galiba bu şey geçenlerde 1967 bir resim geçti elime. Hickey Bormann. O Liguria mı? Istramo gemiye gidiyoruz efendim. Şey var. İntepe asfaltı yok o zaman. Toprak yollar. Toprak yer. Toz toprak içinde turistler Truva'ya gidiyor falan yani. Bir de Suat vardı. Onun Harley Davidson vardı. Ooo ne bileyim. Suat. İki kardeşti bunlar ama Suat'ı pop 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 Harley Davidson. Herkes hayrandı ona. Harley Davidson. Şey de özel araba falan da azdı herhalde Çanakkale'de değil mi? O zaman yoktu herhalde. Yoktu yoktu. Benim numaram 10.001'dir. 10.001. Yani birinci araba. Bir de Naci Duran'ın, Neyran'ın arabası. Dodge. Vardı. İki araba vardı. Peki bozulunca ustası tamiri onları ne yapardınız? Ustalar vardı. Yedek parçası yoktu. Yedek parçası yoktu. Yedek var. Bu uydurma yani. Mesela dinamo bozuldu. Şimdi ben hatırlamıyorum. Ustaya götürdüm. Dedi bak şimdi bunu bırak burada. 5 saat sonra gel. Neden 5 saat sonra? Rakımı da içeyim ben. Evet. Mezemi de alayım. Gittim. Dedim usta hazır mı? Hazır. Bak gavur buraya 5 vidayı fazla koymuş. Bunları çıkardım. Şimdi çalışıyor. Vidaları fazla. Evet. Fazlalık attım. Çalışıyor. Çalıştırdı. Ha bu parça arttırınca çalıştı. Bir de şeyden bahsettik. Bu şimdiki Halk Bahçesi'nin sineması önünde de birisi kiraladı. Kenan abi. Ha, Kenan abi kimdir? Nedir? Nasıl bir şey? Kenan abi İstanbul'dan geldiler. Zengin bir aile. Onun yeğeni Erol İkiz'di. Onunla çok arkadaştık. İstanbul'da Aksaray'da kalıyorlardı. Evimizde partiler yapıyor bunlar. Partilere kapıyı çalıyor, diyordu ki ben gece vardiyasından dönmüştüm, yorgundum, sen hiçbir şey hazırlama. Ben şimdi sana içkileri falan, çekirdekleri getirdim. Saat 6'da geliriz. 6'da geliyorlardı. Güzel dans ediyorduk. Bende güzel şeyler vardı, müzik. Çok güzel müziğim vardı. Bir tünelde bir dükkan vardı, orada son müzikleri getiriyordu, onları alıp Çanakkale getiriyordu. Orada bir de tanışma oldu. Vedat İzgin'in kardeşi Erdoğan, orada hanımıyla tanıştım. Hayır, Vedat'ın kendisi Neyran'la tanışıp evlendiler. Sizdeki parti. Bizim partiler. Bravo. Bir de öyle bir hayırlı işe vesile olmuş. Hayırlı işe vesile oldu ve bir de Erdoğan'ın üstünde bir kardeşi vardı, daha küçük Vedat'tan. Şimdi Neyran adımla bu haberdeyiz. Ne güzel. İstirahat evinde. Çok memnun. Evet. Gezilere iştirak ediyor. Ben diyor gençliğimde bu kadar gezi yaptım. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi çok kolay bu işler. Evet. Peki bu Kenan Bey ne yapardı? O sinemayı mı işletirdi? Sinemayı. Sinemayı işletirdi. Sinema belediyenin de kiralıyordu. Bravo. Evet. Öndeki bahçeyi de kiralıyordu. Kiralıyordu. Peki ona mesela kira teklifleri gelir miydi? İşte bize burayı kiralı falan. Evet evet geliyor. Ne derdi o zaman? O zaman sabah erken olursa, şimdi kafam çalışmıyor derdi. 2-3 saat sonra gelin, rakı içtiği zaman şimdi benim kafam Singer dikiş bandiki nasıl gibi çalışıyor. Şimdi istediğinizi, sorun istediğinizi şey imzalayalım. Evet. Peki Eceabat mısın bir yerde o zaman? Eceabat'a pek gitmezdik. Gitmezdik. Kilitbahir? Kilitbahir'e giderdik. Pavurya vardı orada. Öyle mi? Yengeç tabii. Aa. Ama çok güzel. Bizim bir memurumuz vardı. Atalay sonra arabalı bak. Atalay Ebren. Kaptan oldu. Şimdi nedir Eceabat? Babası da şeydi. Bir Sıhhiye'de kaptan. Arap Yaşar. Arap Yaşar. Bravo. Arap Yaşar'ın oğlu. Evet. Şimdi Kilitbahir'de mi hala? Bilmem.
E bizim bütün gemiciler oralıydı. Oralıydı. Benden daha gençti herhalde. Niyazi kaptan vardı. Arif kaptan vardı Ecevat'tan. Ben onları hatırlarım. Bir kaza oldu. Evet, Rus vapuruydu. Sovyet vapuru. Sovyet vapuru bizim vapuru batırdı. Hayri kaptan. Hayri kaptan. Hayri kaptan. Maalesef epey birkaç kişi boğuldu tabii. Arabalı vapuru bütün otomobillerle kaydı. Peki Rus gemisinde pilot muydu Hayri kaptan? Hayır. Arabalı vapurunun kaptanıydı. Ha siz onu anlatıyorsunuz. Ben de sandım bizim motor da. Ha motor. O 60. O Torbeş Ahmet'in zamanında. Ha, evet. Ahmet Karataş kaptandı. Ahmet Karataş kaptandı. Bir İtalyan alkollüydü galiba. Evet. Herhalde. Bir İtalyan gemisi. Tespit olunamadı. Olunamadı. Şey gitti bizden. Abduş diye bir gemici galiba. Onun bir Abduş gemisi. Abduş makinist ve İbrahim Dinler bizim memurumuz. Memurumuz Giritli. Evet. Amigo İbrahim. Amigo İbrahim. Rahmetli oldu. Evet. Evet. Maalesef çok feciydi bu. Ondan sonra bir de arabalı faciası oldu. Arabalı faciası oldu. Biliyor musun? Onu biliyorum. Rus gemisi çarptı evet. Arabalıya. Hayri kaptandı kaptan. Evet, Hayri kaptan. Sonra Hayri kaptan uzun yıllar şey yaptı. Çanakkale pilotluk yaptı. Gemilere yanaştırdı. Tabii. Bravo. Çok uzun yıllar. Yani pilotlar da çok iyi pilotlar vardı. Vardı. Sonradan bitti o iş. Yok mu? Var. Var pilotlar da öyle iyi pilotlar yok. Hani artık şey. O zamanlar vardı. Tabii. Hasan kaptan. Onu bilmem. Evet, Hasan kaptan. Amerikan gemisine girdiği zaman derdi ki şimdi ben gemiyi öyle bir yakın getiririm ki pervane sular iskeleye gelsin. Ve hakikaten getiriyordu şap. Allah Islanıyordu. Islanıyordu. Ve hayran kalıyordu. Evet. Bak şuna bak. Evet. Peki Kreti gemisi. Ha, İskeleye yanaşırdı. Her çarşamba. Bir de müzikle ayrılırdı galiba. Evet. Evet. Hadi biraz da ondan bahsedelim. Evet, her çarşamba günü göre Detroit için. Kaptanlar bizim evimize gelip çay içerlerdi. Bahçedir. Stoykos muydu kaptan o zaman? Kaptanın ismi neydi Kriti'nin? Stoykos. Stoykos değildi. Yanis Katras. Katras. Yanis Katras. O hangi müzik çalardı ayrılırken iskeleden? Hep bir müzik çalardı. Tek müzik. O orkestra gelirdi kıç üstüne. Belki Sırtaki belki. Belki olabilir. Sırtaki ve şeylerle, arkadaşlarla dans ediyordu şey. Kaptan Katras. Yanis Katras. Ve bütün Çanakkale'de gelirdi değil mi? Onu sonra Fiesta gelmeye başladı. Fiesta başladı. Evet. Çok Liburnia gelirdi. Orfeus başladı. Hep bunlar şey. Enteresandı o zamanlar şeye gitmek, Truva'ya, evet, turizm. Evet, Truva'ya gidiyorlardı, otobüsleri kiralıyordu. Evet, o zaman otobüsler biraz eskiydi, sonra yenilendi. Otobüsler eskiydi, babamdan duyduğum kadarıyla o otobüsler işte mesela 12 otobüsü lazım. Adam dermiş ki bende 17 tane var, 17'sini alırsan veririz. Evet. Mecburen alıyoruz, iyi de alıyoruz çünkü zaten yarısı yolda kalıyor otobüslerim derdi, eski püskü otobüsler. Sonra yenilendi. Yenilendi. Köy otobüsleri, önce işte o bizim Fevzi Paşa Mahallesi'nden adamlar alınıp çaya gidiyor. Otobüsler yıkanıyor çünkü köylü kusmuş etmiş, leş, pislik içinde. Evet. Ondan sonra ben hatırlarım, ben de şeylere yapıştırdım. İşte German, English, French evet. Camlara. Ondan sonra Reşat Kepenek rahmetli. Evet, rehber. Rehber, tabii. Can Bey, evet. Fransızca rehberi, Can Bey, bir de İsmet Bey Almanca. Almanca. İsmet Bey'i hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamıyorum. Ben Reşat Kepenek hayranı olduğum için Can Bey'i de Hayal Bey'i hatırlarım. Evet. Truva'ya gidilir. Bazen otobüsler yolda bozulur o İltepe şeylerinde, virajlarında. Hadi turistler, İltermitler böyle. Çok şeydi canım ama eğlenceliydi turizm evet, o zamanlar. Evet. Truva'nın kapısı yok, bacası yok. Neler var. İyi ki acık eskilere gittik. Evet, eskilere gittik. Seneler uçup gitti. Hiç anlayamadan. Hızlı anlayamadan gidiyor. Ağına yaşamak. 45 sene. 45 sene. Evet. 45 sene. Onun evveliyatı da var. Çünkü siz çok daha eskisiniz Çanakkale'de. 35 yaşında kadar Çanakkale. 45 sene buldum. Nasıl geçtiğini hiç anlayamadım. Biraz da işlerle geçti herhalde. 7 sene çalıştı burada. 7 sene. Az değil.
Başka kimlerden bahsedelim? Eskilerden. Sizde iz bırakan. Mesela şey ne yapardı? Tuğrul abi, Tuğrul Aksoy. Yani abi, o dombil parça, yedek parça. Bravo. Bravo. O şeyin lisenin evet, karşısındaki. Yani, bir dakika, benim sınıf arkadaşım olan kardeşim vardı, Ergun. Ergun abi, senin sınıf arkadaşım. Genç vefat etti, 50 genç. Çok iyi bir. Biz ilkokulda beraberdik. Bugün 50 kuruş bulduk yolda Ergun'la. Evet. Ve dedik ki ne yapalım bu 50 kuruşu? Sinema 25 kuruştu. Emek sineması. Evet. Cumartesi günleri iki kişisi bilet var. Evet. Fıstık fıstık derken 10 para 20 para buluruz bir taraftan. Tamam. Anadan baba. Abi 50 kuruş. Alem yapalım dedi. Alem yapalım. 50 kuruş. Şimdi 50 kuruşun hiçbir kıymeti. 50 kuruş yok canım. Su bile içemezsin. Yani ne tuvalete girebilirsin ne su içebilirsiniz. Yani 50 evet. Kuruş deyince dilenci bile almıyor. Atıyor geri. Atıyor geri. O zamanlar böyle. Evet. Paranın kıymeti vardı. Var, doğru söylüyorsun. Şimdi yok. Ben şeyi hatırlıyorum. Çanakkale'de Ziraat Bankası döviz bozardı. Bir de Denizliler Turizm. Vapur ajantalarının da döviz bozma yetkisi vardı Merkez Bankası'ndan. Onu hatırlamanız lazım. Biz de. Siz tabii. Biz de. Evet, tabii. Yani. Tabii. Yani birçok banka döviz bozamazken Çanakkale denizciler döviz bozardı ve gidip ertesi günü veya pazartesi günü bankayı verirdi evet. O dövizler ki bir sentin bile hapse şey zaman vardı o zamanlar. Türk evet. Parasını koruma kanunu varken. Evet. Yani Çanakkale şey o zamanlar hakikaten çok şey borçtur. Çanakkale denizcilere ve sizin evet. Öğrenize. Evet. Zaman geçiyor bu şey hemen dakika dukka sırası gelen. Anadolu öyle bir yer. Devamlı değişiyor. Evet, gayet tabii değişiyor. Çünkü çok şey topraklar, mümbit ve bereketli topraklar. Evet. Demek Kalbert ailesinin çiftliği vardı. Ha şimdi biraz da Reşat Kepenek'ten bahsedelim. Reşat Kepenek'in çiftliği vardı. Çanakkale'ye geldi. Bizim komşumuz. Evet. Teyzem, şeyden hatırlarım arabasını. Teyzemin eşit evi vardı. Bununla eşit evet. Evi. Eş evi. İkiye bölmüştü. Yarısında Reşat Kepenek kalıyordu, öbür tarafı da İsmail Bey, Şükrü Hanım'la. Komşumuz olduğu için her akşam geliyordu. Bir gün babam annem İstanbul'daydılar, Reşat Bey geldi, kar yağıyordu. O tek atlı arabasıyla ben şimdi çiftliğe gidiyorum dedi. Reşat Bey dedim, bu havada nasıl gidersiniz çiftliğe? Çok zordur. Ben giderim. Peki, güle güle yolunuza sıkılsın. Karanlık da var, kardan göremezsiniz. Vali konağında yüksek bir kaldırım vardı, görmedi, devrildi. Devrildi, yarım saat sonra kapı çaldı. Toparlıyor, ne oldu Reşat abi, devrildim arabayı. Sen haklıymışsın ama, haklıymışsın şimdi. Reşat Bey öyle. Bir de şeyi hatırlıyorum, sizin evinizde bir hanımefendi vefat etti. Ve bir şeye kondu efendim. Albert. Hayır. Sizden biri. Bizden biri. Anneanneniz babaannem. Babaanneniz evet. Babaanne. Babaanne. Ben geldim ve çok küçüktüm. Hatırlıyorum onu. 59'da. İşte 59'da yatıyordu. 59. O zaman ben de 5 yaşındaymışım veya 4 küsur yaşındayım ama hatırlıyorum. İşte yatıyor, gayet süslüyor, makyajlı. Evet. Bilmem ne. O cenaze nasıl oldu? Onu bir anlatır mısınız? Neler yapıldı? Evet. İlk önce ustalar geldi. Ve lehimle, lehimledi tabutun içinde ve ondan sonra bütün makamlar, valiler, kumandanlar geldi. Bir 5-6 resmi araba, mezarlığa götürdük. İmroz'dan bir papaz getirmiştik. Duasını yaptı. Ondan sonra evimize kabul ettik. Vali hatta hanımını getirdi. Teselli etmek için bizleri. Polis müdürü de gelmişti. Böylece büyük madam derlerdi. O zaman hanımlar cenazeye iştirak etmiyordu. Etmiyor, o evet. Balkonlardan Şükrüye Hanım falan ağlıyorlardı büyük madam. Güle güle büyük madam. Allah. Böyle oldu. Nur içinde yaparsın. Peki şey miydi, sevilir miydi Çanakkale'de?
halk tarafından köylüler selam evet, ediyor. Evet, köylüye Avusturya'ya gittiği zaman ilaç alıyorlardı. Hı-hı. Ve Çanakkale'ye avdet ettiklerinde köylere dağıtıyorlardı. Bakımdan köylere bir şeyi vardı bu. Yani memnundular ve dediler yazık böyle iyi bir insan bu dünyadan ayrıldı. Evet. Yani köylüler de bir nevi katıldı cenazeye. Evet, sevdiler, evet, evet. Evimiz açıktı. O zamanlar böyleydi. Yardımlaşma olunca çok güzel bir şeydi. Çok güzel bir şey. Evet. Şimdi herkes kendi işini yaşıyor. Öyle görünüyor. Sistem öyle oldu. Öyle görünüyor. Eşeklerle kömür getirenler vardı. Eşeklerle kömür. Evet, Arap bahçeye giriyorlardı. Beş ama orada odunlara kömürleri boşaltıyorlardı. Yani, tabii o köylülere babam çay ikram ediyordu, peynir, sabahları, ekmek. Ben de şeyi hatırlarım, mahallede fırıncı Hilmi vardı, ona da deveyle odun gelirdi. Deveyle. Siz onu hatırlar mısınız bilmem. Yok. Benim de üç tekerlekli bisikletim var, daha sol bacak kadar çocukum, iddiaya girdim. Deven altından geçersin, geçemezsin diye. Ben de o devenin altından bisikletle geçtim. Ama o arada deve de idrarını yapacağı tuttu. Ben baştan aşağı deve idrarı eve gitti. O annemden yediğim sopa. Bu ne? Bu kim işledi senin üstüne? Dedim deve. Sen devenin altına mı girdin? Sopayı da ondan yedik zaten. Devenin altına girilir mi? Hakikaten deve o anda çökse ben bugün yokum. Tabii. Çocukluk işte. Çocukluk. Bir de şey çok güzeldi Kosta abi. Her türlü balığı yerdik mevsiminde. Mevsiminde gayet tabii. O geçerken işte efendim bir işte... Levrek balığı. Levrek. Yani. Barbunya balığı. Barbun çıkardı. Kefal dediğin gibi. Kefal tabii. Lüfer var mıydı? Lüfer vardı. Kofana, lüfer tabii. Evet. Uskumru, kolyoz, gümüş zamanı gümüş. Zargana zamanı zargana. Kalkan var mıydı? Kalkan Çanakkale İstanbul'dan gelirdi. Çanakkale'de çıkmazdı ve çok da az gelirdi galiba kalkan. Çok az evet. Mesela şimdi uyduruk balık çıktı. Bu tavuk balığı diyorlar. Böyle insan kemiğine benzer bir şeyi var. Rumca bir de adı vardı unuttum. Onu beceremiyorlar. Bir tavuk balığı bilmem ne diyorlar. Mesela o hiç yoktu Çanakkale. Hiç görmemiştim ben. Sonradan gördüm. Hamsi olmazdı mesela. Hamsi evet. Sardalya. Sardalya varken kim bakar hamsiye yani? Şimdi burada hamsiyi seviyorlar. Burada hamsi, ben şeyde yedim hamsi, Uranopolis'te biri yapmışlardı, muhteşem. Yağının içinde yüzüyordu kendi yağında. Şimdi gümrük iskelesine evet. Bir Sabit Bey geliyordu, polis memuruydu. O demir iskele diyorsunuz, yarısı evet, var, yarısı yok. Bir yem hazırlıyordu, biraz ekmek, biraz peynir. Bir saat içinde 3-4 kefal balığı yakılıp gidiyordu. Vallahi. Orada baktılar, yaptılar, yemek aldılar yarısını. O görmedi. Sabit Bey gitti, oltaya yemek koydular, attılar, hiçbir şey gelmedi. Bunun tılsımı nerede? Tılsımı Sabit Bey'de yani herhalde o. Veya işte bir şekilde takıyor yemeği, ötekiler beceremiyor. Evet, evet. Enteresan. Yani o işte, yani oralarda balık tutulur eski. Hasan Kaptan da mercan balığı. 3-4 kilo. Pilot Hasan Bey, Hasan Kaptan, kaptanlar. Bir de Şükrü Kaptan vardı. Bizde çalışan Şükrü Kaptan mı? Hayır. Direktli. Hayır. Kepezli, kepezli. Şükrü. Supi Kaptan, ha Supi. Şükrü Kaptan. Bizde bir de Şükrü Kaptan vardı kepezli. Evet, evet. Ne oldu? İstanbul'a gittiler galiba. Oğlu ve kızı Doğan'la Aydın İstanbul'a gittiler bildiğim kadarıyla. O da Rumca, İtalyanca falan bir şeyler bilirdi. Biraz. Şey vardı, Bolos İsmail vardı, kocaman burnu vardı. İsmail Kaptan vardı. Bir de Münir vardı, Deli Münir'i hatırlamam. Deli Münir'i ben hatırlamam ama çoktu yani. Münir... İspirto içerek ölmüş. Evet, öldü, ölmemiş. Öldü mü? Bilmiyorum. O zamanlar öldü zannettiler, camiye götürdüler. Gayet tabii. Bir asker paltosuyla, içeride bir şey yok, çıplak. Bütün kuş onları. Cahit Bey gibi. Ona takılıyorlardı, diyorlar ki,
biraz burnunu sola yap, gebe geçmek istiyor, geçemiyor bir aradan. Senin burnuna o zamanları kovalıyordu çocukları falan filan. Bir gün dediler, ne oldu? Münir öldü. Camiye götürdüler, gece bıraktılar orada. Sabah hoca geldi, yıkayacak Münir'i. Sıcak suyla ayıldı. Hoca bayıldı. O ayıldı, hoca bayıldı. Hoca bayıldı. Ondan sonra müdür devam etti gene içkisine, paltoyla. Yaz, kış aynı. Paltoyla şey, evet. İçi şey, sivil. Sivil. Çok güzel bir durum geldi bu. Evet. Yani hakikaten hoca bayıldı. İmam işi bırakmış. Elbiseden kurtulur. Başka neler var? Çanakkale'nin delileri var mıydı? Yoktu. Bir Ahmet de vardı. Ezineli Ahmet mi? O da çok kızınca pantolonların falan indirildi. Zayıf, kupkuru böyle. Evet, kupkuru. O Ezineli haftada bir gelirdi. Evet. Çanakkale'ye. Onu şimdi bazı delilikler yapıyordu. Polisler diyordu, gel biraz emniyete gel, geliyordu. Islatıyorlardı. Bir hafta uslu oturuyordu. Ondan sonra gene aynı şekilde. Ama o zaman Ezineli Ahmet değil, başka Ahmet de herhalde bu. Belki. Evet. Belki de başka Ahmet. Hastane bayrağına falan çıkılır mıydı o zamanlar? Evet, hastane bayrağı. Bir de asker Bahriye'nin kılaşı vardı, oraya giderdik. Evet. Nağraburun'da. Bugün baban, Necat Kaptan ve ben kılaşa gittik. Bu Necat Kaptan, pardon. İtalyan olan. Bilge evli, İtalyan hanımıyla evli. Bravo, oğlu vardı. Evet. Biz dedik ki, Necati Kaptan'la biz yüzerek karşıya geçelim. Eyvah. Baban çok güzel yüzücüydü. Buna rağmen ben katılmam dedi. Şimdi biz yüzmeye başladık. Kaybolduk. Şimdi baban diyor ki, nereye gideyim şimdi? Bilge Hanım'a mı meşhur söylerim? Haber. Ne? Nasıl söylerim şimdi ben? Nasıl söylerim? Bizden ses seda gemiler geçiyor, bilmem ne yapıyor. Yarıdan fazlaya vardık. Necati Kaptan diyor ki, ben biliyorsun sigara içiyorum. Kesildim. Orada da Nara. Nara'da şey vardı, askeri birlik var, evet, Bahriye. Evet. Ben oraya gideceğim dedi. Ben dedim, ben yabancıyım, ben yabancıyım. Ben orada yakalanırsın. Bayula ne denir? Casus mudur nedir? Denizden gelen casus. Ben plaja dönerim dedi. Baba olursun ya. Akıntı da var. Var tabi, akıntı atıyor. Kepeze yüzseniz daha kolay evet. Oradan. Yüzdüm. Baktım uzakta taş görüldü. Dedim, iyi yoldayım. Orada bir nikah memuru, neydi ismi? Nikah memurunun güzel bir sandalı vardı. Yelkenli. Ben epey yaklaşmıştım. Gel Kosta Senen. Yok Nezik. Nezik Bey. Nezik Bey, Nezik Bey, bravo. Nikah memuru Nezik Bey, şimdi artık sandalına girmem. Görmüyor musun? Plaj yakın. Ya, gurur bende kalsın. Git ötekini kurtar. Kurtulduk işte o maceradan. Delilik, genç delilik. Delilik, tabii. Sandal rekabeti yok, rekabeti yok, hiçbir şey yok. Nasıl bilirsin? Nasıl bilirsin? Tam işte şey. Sandal reformu da olur. Olur. Sandal da açıktan. Fakat yok, yalnız başımızı. Bayron'da geçti biliyor musun? Yok, Bayron geçmiştir. Bir de Carlos Hitler geliyordu. 1810'da. Bir de Carlos Hitler, Arjantina'dan. Arjantina'dan Carlos Hitler gelip geçiyordu. Tabii. O gidip geliyordu ha. Evet. Onun çok de var galiba. Şey, birçok geçenler var. O karşıdan karşıya ama geri gelene ben yeni duydum. Çünkü çok zor. Yani onu yapmak hakikaten şey ister. Zaza Gabor'un, Zaza Gabor bu Carlos Hitler'in şeydi, yavuklusuydu. Zaza Gabor'u duydun değil mi? Artist. Bilmem tabii. Macar. Musevisi. Macar çok güzel bir kadın. Ya, onun hatırı için belki geçiyor. Belki duyar da. Evet. O zaman hiç abla yoktu tabii piyasada değil mi? Gerçekten. Neler. Havaalanı ne zaman yapıldı Çanakkale'ye? Havaalanı. Evet, okula biz gidiyorduk da. Demek okula gittiğimize göre ben 1950
50. 50. Belki 52, 53. Belki. Evet. Çok da eski değil. Peki bu şey nedir Kostacı? Bu bahsederler. Şimdi bir kaza oldu biliyorsun. Lap şekilde düştü bu uçak. Bir de oralarda düştü bir tane. Ben ona gittim. Bu şey, havaalanı civarına bir askeri uçak düştü. Ha evet, 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 evet. Ona ben gittim. Hatta bir orada bir diz kemiğini gördüm. Pilotlardan birinin, rahmetlini. Yani. Bizim işte Reşat Kepe'nin damadı Kaya. Damadı Kaya'ydı. O gün buluşacaktık Ordu evinde bir akşam yemeği için. Dedi Kaya hastalandı, arkadaşını kaybetti bugün. Ve hastalandı, gelemedi. Fatma. Gelemeyecek. Fatma. Dedi. Fatma. İkizleri vardı Fatma'nın. Ve dediler ki, bu askeri uçaklarda tehlikelidir uçuşlar. Hava yollarına geçersin daha iyi olur. İzmir'de düştü ve öldü. Hava yolunda, sivilde öldü. Tut hava yolunda. Sivilde öldü. Askerden kaçtı, sivilde yaptı. Evet. Ve işte Fatma ikizleri büyüttü. Evet. Babasıyla beraber. Babasıyla beraber. Öğretmendi. Evet. Şey Kostu abi aklıma geldi. Bu postanenin yanındaki emniyetin ile garajın çıkışında orada bir BP benzin istasyonu vardı. Fuatların da mı? Fuatların mı? Yok değil. Başka birinin. Şer, Fuat abilerindi. Öbür deniz tarafındaki. Bu taraftaki de şeylerindi. O adını unuttum. BP'di. Ve oradan kazanırken ben hatırlıyorum. Çocukluğum bir sürü kemikler çıktı. İskeletler, şunlar bunlar. Mezarlık mıymış orası? Yani evet, mezarlık. Onun üzerine bir emniyet şubesi açıldı orada. Emniyet şubesi açıldı. Ve bir gece bir ses duydular. Benim mezarımda ne işimiz var? Duyan ki bunu? Yaşar, polis Yaşar. Polis Yaşar. Bunu söylemişti biraz. Ama yoktu. Evet. Evet. Ve dışarı fırladık biz dedi. Baktık sağa sola kimse yok. Allah Allah. Bu sesi duyduk. Hakikaten. Altı mezarlık. Çünkü onun yanından çıktı. Yani hayran kalır insan. Nasıl olur? Nasıl olur? Nereden geldi bu ses? Ne oluyor öyle? Yani bir şeyler oluyor. Ne olur? Olur. Cevap veremediğimiz. Evet var. Var. Bir şeyler var. Kızıoğlu şarapları yapılırdı galiba. Evet Kızıoğlu. Orada bir Ali çalışıyordu. Onu bilmem. Zavallı Ali. Sonra bir evet gün... Ali. Gittim Ali'ye bir odası var. Evlenmişti artık. Bir sürü kızı vardı. Ve dedim Ali, sen bu durumda burada kalamazsın. Seni hastaneye kaldıramam. Seninle gelirim dedi. Böylece bir fayton kiraladık. İskeledeki hamallar da geldi. Onların yardımıyla memleket hastanesine. Babam Hasan Bey'i telefon. Hasan Bey Kızılay'ın şefiydi o zaman. Hiç merak etmeyin. Onu güzel hastaneye getirirseniz bakarız. Ve yıkadılar, ilaç verdiler. 2-3 gün sonra öldü ama hastanede temiz. Güzel temizliği. Evet. Yoksa orada evinde çok kötü olurdu. Peki bayramlarda... Evet, ziyarete gidiyorduk. Bütün Çanakkale'de Nazım Bey vardı ailesi. Nazım Bey. Büyük aile Çanakkale'de. İlk evvela onlara giderdik, Nazım Bey'lere. Sonra sıradan bütün arkadaşlara. Babamın da kartları vardı. Bazıları evlerde yoktu o zaman. Bir kart atıyordu ve dedi ki, visit fait. Fransızca demek ki ziyaret oldu. Oldu tabii. Evet, ben vazifemi yaptım. Şimdi sıra sizde. Visit fait. Onlar da geliyorlar. Onlar da geliyorlar tabii. Geliyor, Noel'de. Noel'de geliyorlar. Ben sizin Noel'lere bayılırım çünkü şey vardı, bir ağaç süslü, ben de bacak kadar Noel'lerde çocuk, evet. Altında da mutlaka bir kırmızı Mabel çikolata olurdu böyle. Ooo! O ne keyif. Yani en çok onu hatırlarım, kırmızı çikolata bölümünü. Bu arkadaşım Tolun Baykal, Noel Baba giyinmişti. Aa! Evet. Ama iri yarıydı galiba Tolun abi. Ben evet, öyle evet. Sonra İstanbul'a gittiler, oradan sonra özümü kaybettim. Orada bisiklet selesi falan evet, bir şeyler, evet, bisiklet evet, parçaları evet. Falan bir şeyler yapıyordu. Yani bir şeyler yapıyordu fakat... Ne oldu sonunda yaşıyor? İstanbul'a gitti. Şimdi Çanakkale şeylerinde, resmi bayramlarda babanız Frank Smokin arabayla mı geçerdi? Evet, faytonla. Ha bayağı, fayton bildiğiniz fayton. Fayton, Cumhuriyet Meydanı'na kadar, ondan sonra kürsü. Kürsü konuştu, bütün makamlar oldu, valiler falan filan.
Orada da işte resmi de var, çektim. Evet. Haza bir beyefendi evet. Madalyalarıyla. Şeyde de gene bende iz bırakan biri var. Bir de birisi daha geçerdi. Şerif geçerdi. Gazoz kapağından madalyalarıyla. Ha şey, o şey. Reis Bey. Reis Bey. Ha, gayet tabii. Reis Bey, onu da hatırlar mısın? Dalyancı'nın memuruydu. Öyle mi? Gayet tabii. Ha, o neyin nesidir mesela? O ben de çocukken kalmış yaptım. Evet. Ve ona kimse dokunmazdı. O geçerdi. O vazifesini evet. Yapardı bayramlarda. Ve Dalyancı'nın memuruydu ve babamı çok seviyordu bu. Hı-hı. Ve diyordu ki sen arkadaşın da Dalyancı ama iyi davranmadı seninle. Babam diyor, dikkat et, sen onun memurusun. Aha. Ondan para kazanıyorsun. Sakın bunları bana söyleme. Söyleme, tabii. Evet. Eski balıkhane vardı. Önemliydi evet. Çanakkale için. Bayağı hareketli bir yerdi. Orada bir gün ıstakoz kavgası vardır, onu bilir misiniz? Hayır, bilmiyorum. Fakat her sabah açık arttırma vardı balıklar için. Evet. Evet. Mezat oluyor. Şimdi devam ediyor mu? Bilmem. Peki o kadar bol balık yok herhalde mezat yapacak evet. Kadar. Şimdi tüccarların elinde o iş. Onlar mezata pek mahal bırakmıyor tahmini. Bir gün birisi baktım, çay söylemeye gittim sabah. Kıyamet kopuyor balıkhanede. Benim ıstakozu çalanın gamütü mamütü gidiyorlar. Be! Ortada ses seda yok. Bağırdı, çağırdı birisi falan. Istakozu, o zaman canlı ıstakozu yakalayıp iskelenin ayağına bağlıyorlar. Lazım olunca da çıkarıp satıyorlar akşam orada, gündüz şeyde. Aradan birkaç gün geçti, bir daha öteki bu sefer başka balıkçıya. Benim ıstakozu çalana bilmem ne falan. Birisi ıstakozları çalıyor. Ulan bunlar diyorlar böyle olmayacak. Birkaç balıkçı bir akşam orada şey yapıyorlar. Ağların arasında pusuya yatıyorlar, hırsızı yakalayacaklar. Hırsız çıkıp geliyor. Hırsız fok balığı. Fok tabii, narada. Fok balığı gelip ıstakozları yiyor. Vardı, fok balığı vardı canım. Vardı, tamam işte o fok balığı. Ama balıkhane o foku yakalayana kadar birbirine girdi. Yakaladılar mı sonra fok balığı? Yok canım, fok balığı. Bir daha orada ıstakoz bırakmadılar. Balıkhanede kıyamet. Hazır buluyordu yeme. Hazır orada. Emrine amade. Belinden. Çabalamadan ve olmadan. Tabii çatır evet. Çutur. Ya neler neler. Başka neler kalıyor? Bayağı bir şeyler anlattık Çanakkale'den. Sardalya tabii değil mi? Zamanı gelince evet, tenekelerle, fıçılarla herhalde. Gelibolu'da. Gelibolu'da. Gelibolu Sardalya. Sonra Kilitbayır'da bir ara yapalım dediler. O hala değil devam mi? Ediyor mu? Hayır. Gitmiyor. Gitmiyor. Kilitbayır hiç gitmiyor. Hmm. Kilitbayır ama hani, Gelibolu'da var. Kilitbayır'da böceklerle yapılan o yemek. Kilitbahir'de. Şey, Pavolyalar, yengeç. Yengeç. Ha. Atalay aslında. Bizim Yaşar evet. Kaptan. Yaşar Kaptan, bravo. Evet. Bizi davet ettiler. Kocaman bir tapsi dolu böcekler. Bravo, yakalamış. Evet. İlk zamanlar bize eve getiriyorlardı yengeçleri, çocuklar. 5-6 yengeç. Yani babam bir şey veriyor. Sonra öğrendiler. Onlar da beze olarak yemeye başladılar. Artık kimse bizi rahatsız etmedi. Öyledir şey, bir gün enişten çocuklar orada balık tutuyor, çorbalık balıkları. Dedi ki sen ne yapacaksın bunları? Kediye vereceğim. Boş ver kediye, bana ver dedi. Benim de kedim var dedi. Ya dedi söylese de çocuklara, ya bırak dedi onları öğretelim de dedi çorbadan mı olalım dedi. Kediden kedi. İşte siz öğretmişsiniz pavuryanın yiyeceğini, işte iş çıkmış. Bir de o yılan gibi. Yılan balığı. Yılan çok kusuyordu. Çok. Saatlerce bekliyordu, hop yılan balığı. Ama güzel plaki oluyor. Onun plakisini evet. Anası çok güzel yapıyor. Plakisini mi? Evet. Fırında. Yok fırında değil evet. Fırında. Patates, biber, domatesle. Şahane çok, olur. Çok evet. Lezzetli. Çok lezzetli. Bu yağlı bir balıktır. Güzel olur. Hmm. Çok biraz güzel. Kılçıklıdır falan ama lezzetli. Yok kılçıkları yok. Yok fazla. Yok kılçık yok. Belki şey tabii. Derisini. Derisini tabii. Derisini çıkarırsın bir şey olmaz. Bizim rahmetli Niyazi Kaptan. Ha kalın Müren. Niyazi Kaptan da yılan balığını şey yapardı. Burada keser, tulumunu çıkarır. Ondan sonra kırmızı biber, karabiber, tuz. Onu yedirir. Lakerda gibi. Lakerda gibi yedirir. Ondan sonra gömleğini giydirirdi, uğraşırdı. Onu orada bırakır. Kurur. Kuru balık lokum gibi olur. Lokum gibi. O kendi tuzunda ve biberinde pişerdi. Lakerda. Şimdi bunu kimse bilmiyor. Yılan balığı yapıyorlar falan. Bir de İstanbul'da Likorino çıkıyordu. Sen belki yetişmedin. Likorino'yu yetişmedim, hayır. Evet.
O likörün o ne? Çorba balığı mıdır? Yok, çorba balığı değil. Şeydir, turgu diyemeyiz. Çiroz gibi falan mı bir şey yapıyor? Fülme. Fülme, likorinos. Evet. Adını duydum. İstanbul'da balık pazarına gidersen. Çok güzel. Likorinos, sorayım. Hala var mı? Zavallı Kozmaz her zaman. Likorino var mı likorino? Yok likorino. Bir zamanlar Ebro'dan geliyordu, Ebro'dan. Küçük balıklar. İstanbul'daki likorino büyüktü böyle. Fakat herhalde kalmadı onu veya adı başka bir şey oldu. Renga gibi. Renga balığını biliyor musun? Renga. Evet. Renga'yı biliyor musun? Biliyorum. Onun gibi fakat tuzsuz. Tuzlu değil. Tatlı. Bir bakayım bakalım bu gidince. Tatlı tuzlu. Tatlı tuzlu bir balık. Güzel bir balık demek. Onunla yarım şişerek geçersin. Aa maşallah. Şimdi Lekerda falan da hem yapan çok az kaldı Lekerda'yı İstanbul'da. Bilmiyorlar yasak, yani artık yasak. Eskisi gibi. Belki torik. Belki o kadar torik de büyük torik de torik de nadir. Nadir ya. Torik de nadir. Palamut'la yapmıyorlar palamut. Palamut'la yapıyorlar da iyi değil. Yani toruya benzemiyor tabii. O çiroz mesela eskiden çok boldu. Çiroz da azaldı artık. Çiroz da azaldı. Çünkü uskumru yok. Uskumrular şeyden geliyor. Norveç'ten, İsveç'ten bilmem. Yok canım. Tabii. Halbuki. Kuruttular denizleri. Zayıf uskumrular zaten. Çiroz yapmak için zayıf. Şişman. Şişko. Tabii ya, eskiden. Yani yağlı olmasın. Şimdi uskumru dolması diyorum, o ne diyorlar? Dalak dolması diyorum, hadi canım dalaktan dolma mı olur diyorlar. Halbuki bunlar İstanbul yemekleri. Burada dalak artık satılmıyor. Yasaktır. Evet. Yasaktır. Kokoreççiye dokunamadılar kokoreçi. Kokoreçi C. Karaciğer. Kokoreç şey, bağırsaktan yapılır. Bağırsak ve karaciğer burada. Karaciğer, artı bir de şeyler, böbrek falan da takıyorlar. Ha, belki. Tabii tabii, içinde var, üstüne. O daha güzel, böbrekli daha güzel. Burada böbrek koymazlar. Ha, karaciğer. Karaciğer. Şeye gittik bir gün Kostelen, bu Sunyon'dan sola sapıyorsun, bir dağ köyü var. Her taraf et lokantası. Orada bir kokoreç yedik, işte o kokoreçin o içinde şeyler vardı, işte böbrek, dalak, yürek, o bu falan. Değerli Çanakkale'de dostlarımız, şimdi tabii bu söyleşimize Nitsa ablayla da devam edeceğiz. Ama Kosta abide de çok güzel bir hikaye çıktı, onu da unutmadan anlatırız. Nitsa abla bu Santopulo ailesinin tarihini uzun uzun araştırmış. Benim tahminlerimden çok daha eskiye giden bir tarihleri var Çanakkale'de. Nitsa abla biraz bahseder misiniz Santopulo ailesi? Nedir? Santopulo ailesinin ilk izlerini Cande Adası'nda bulduk. 1725'te orada yaşıyorlardı ve Libro d'Oro dedikleri altın kitapta yazılıydı bu aile. Onların çok güzel bir hayatları vardı. Fakat Peloponnez'de bir savaş başlamıştı. Oraya katıldılar, biraz paralarını kaybettiler, bir şeyler oldu ve oğullarını uzaklaştırdılar. Birini Venedik'e, birini de Viyana'ya gönderdiler. Viyana'ya giden büyük oğlan Viyana. avukat oldu. İkincisi Venedik'e giden de doktor oldu. Orada çalıştı. Üniversiteyi bitirdi ve bu bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalıştı. O zaman Avusturya Kraliçesi Marie Therese vardı. 16 çocuk yapmıştı. Onların birçoğu bu hastalıkların yüzünden ölmüştü. Ve Venedik'e yazdı. Dedi ki bana iyi doktor, genç ve iyi doktor gönderin. Onların arasından gönderdikleri 5-6 doktorun arasında bir de bu Xantopoulos doktoru vardı. Marius Xantopoulos adında. Oraya Viyana'ya gitti ve daha da çok ilerledi şeyin üstünde, yani mesleğin üstünde daha da ilerledi. Oraya yaşamaya karar vermişti. O sırada Osmanlı Sultanı dedi ki bizde de bu hastalıklar çok görünüyor son zamanlarda.
bana da lazım böyle doktorlar. Ve bu Marius'u İstanbul'a gönderdiler. Sultan ona birkaç ferman verdi eline. Bir ara orada küçük bir şey için orada yaşadı. Ve dedi ki daha iyi Çanakkale'ye git. Çünkü orada çok malaria var. Sıtma. Sıtma hastalığı var ve halk ölüyor. Çünkü yer neydi? Bataklık. Bataklıktı. Çok büyük bataklıklar vardı. Ondan oraya gitti. O zaman Çanakkale çok küçük bir şehirdi daha. Ve kapkaranlıktı. Elektrik yoktu, yollar yoktu, sular azdı ve halk iyi yaşamıyordu. O oraya varınca ilk anda bataklıkları kuruttu. Önce hayali sükuta uğradı. Fakat sonra makamlarla konuştu. Ve dediler ki sana yardım edeceğiz. Bataklıkları ilk önce onları kurutalım. Ondan sonra sen de bildiğin yeni ilaçları ver halkımıza. Ve böylece yavaş yavaş şehir bu hastalıklardan kurtuldu. Tabii bu senelerce sürdü. Bu Marius 1750'de doğmuştu. Ve 1770'de Venedik'te öğrenciydi, üniversite öğrencisiydi. Tam 1780'de Çanakkale'ye vardı. Ve 10 sene sonra İstanbul'a gidip bir genç kızla tanıştı. Ve onu da Çanakkale'ye getirip oraya yaşamaya karar verdi. İlk önce bir arsa aldı deniz kenarında. Epeyce büyük, 5 hektarlık bir arsa. Ve bir güzel ev inşa etmeye başladı. Ondan sonra, 5 sene sonra ilk oğlu doğdu. Onun adı Nikolo'ydu. Bu Nikolo da çok iyi bir delikanlı olunca İstanbul Avusturya Konsolosu onu davet etti ve dedi ki ben sana vice konsolok, yani ikinci konsolok olarak Çanakkale'yi tayin ediyorum ve sana bir de pasaport veriyorum. Kocaman bir firman gibi bir kağıt verdi. Dedi ki bu pasaportla sen her tarafa girebilirsin. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde seyahat edebilirsin. Ne zaman bir şeye lazım olursa hemen makamlardan bunu isteyebilirsin. Ve böylece o yerde, çalıştığın yerde mühim bir kişi olacaksın. Böylece 1841'de Nikolo, o da konsolos oldu. Sonra 1841'den 1889'a kadar 46 sene bu işi yaptı. Aynı zamanda vapur acenteliği de yapmaya başladı. Çünkü orada birçok vapurlar geçiyorlardı ve Avusturya kraliçesi ölmeden evvel... Avusturya Macaristan kraliçesi ölmeden evvel ona bu şeyi verdi. Dedi ki sen de vapur acenteliği yapacaksın. Yani konsolosluktan ayrı bu bir şey. Bir taraftan konsolosluk, öbür taraftan da vapur acenteliği ve bütün geçen vapurlara bakacaksın. Çünkü onlar ne lazım olursa sen temin edeceksin. Ondan sonra oğlu Konstantino Xantopoulo 1886'dan itibaren Birinci Dünya Harbi 1914'e kadar orada yaşadı ve aynı şeyi babadan oğula geçiyordu. Hem konsolosluk hem de vapur acenteliği. Savaşta, o Birinci Dünya Savaşı'nda iki tane oğulları vardı. Biri kayınpederim olan Monsieur Achille ve abisi Niko vardı. İkisi de Avusturya Macaristan ordusunda asker olarak girdiler ve birçok yerlere gönderdiler. İlk başta Dalmatya dağlarına, yani yüksek yerlerde, kıyılara değil, epeyce orada askerliğini yaptılar. Daha çok sonra
Palestine'e de gönderdiler. Filistin'e. Çünkü orada o zaman Osmanlı İmparatorluğu oraya kadar da yayılmıştı. Ve müttefikti o zaman Avusturya tabii, ve tabii. Almanya Osmanlı. Tabii tabii. Orada bazı akrabaları buldu, tanıştı ve geri gene de geri döndü. Çocuk ne zaman harp savaş bitti, bu çocuklar gene Dalmatya'ya dönmeleri lazımdı. Fakat anneleri arada küçük bir kızları vardı, onu kaybetmişti ve çok hüzünlüydü. Kendi kendine düşündü, eğer oğlanlarım da kaybedersem ne yapacağım? Zaten kızımı kaybettim. Gindi ve gitti İstanbul'daki büyük konsolosluğa ve çok rica etti. Dedi ki, çok rica ediyorum, Dalmatya'ya getirmeyin oğullarımı. Yok, geçerken... generale gitti. Generale. Trendeydi. Mağlup olan generale çok zor. Hmm. Mağlup olan bir generalle konuşamazsın kolay kolay dediler. Yok. Fakat o dedi konuşurum. Oraya kadar gitti ve bunu kabul etmek bile istemedi. Fakat ama akşam üzeri çocuklar aradı. Akşam üzeri hiç konuşmadan hemen bir şey verdi. Dedi ki o çocuklar geçerken buradan insinler ve annelerine kavuşsunlar. Ve böylece ikisi de kurtuldu ve Çanakkale'ye... Bu arada onu da söylüyorum. Gördüğü rüyayı. Meryem Ana dedi ki, iki oğlumu da geri getireceğim harpten. İki oğlumu da. Ve böylece ikisi de geri döndü. Sonra bir tanesi büyüdük olan Brezilya'ya gitti ve orada yerleşti. Büyük bir Bakurla, aile yaptı. Bahri'ye anlattım ben. Hı-hı. Bir Bakurla katip olarak girdi. Ve orada kaldı. Brezilya'ya vardığı zaman bay bay dedi. Kaldı Brezilya'da. Brezilya'da kaldı. Küçüğü olan Aşil Bey sonra Çanakkale'de evlendi. Bravo. Hanımı Rusya'dan gelmişti. Öyle mi? Rostov'dan. Mada Rostov'da mı? Rostov'dan. Onun ama şey mi dedi yani, Rus değildir değil Rus mi? Değildi. Mavrokordato ailesindendi. Aha. Mavrokordato ailesi çok mühim bir aileydi. Bir gemisi vardı. Gemileri falan armatör. Babasının. Fakat Bolşevikler gemileri aldılar. Ha. Ve o da hemen bu gemileri alırlarsa ben ölürüm dedi ve öldü. Düştü öldü. Ne zaman öğrendi ki hükümet alıyor bunları? Hemen düştü öldü. Ondan sonra evlerini de aldılar. Evlerini de kaçırdı. Annesiyle beraber kaçtı. Onun da bir ablası vardı ki yeni evlenmişti. Kocasını bir başka kadınla gördü. Üçüncü kattan kendisini attı. Bir savcıyla, savcıyla. Savcıyla. Üçüncü kattan kendisini attı ve öldü o da. Peki Mesut Aşil'le nasıl tanışmışlar? Atina'da artık tanışmışlar. Tesadüfen bir teyze vardı. Dedi ki benim bir yeğenim var. İyi bir çocuk. Benim de bir kız tanıdık var. İyi bir kız. İyi bir kız. Atina'da tanıştılar. Çabucacık nişanlandılar ve bravo. Birkaç ay sonra evlendiler. Bravo. Adam Kristina da Çanakkale'ye geldi. Orada güzel bir evi görünce, güzel bahçe görünce çok memnun kaldı. Deniz önünde. Ve kayınvalidesiyle beraber iyi vakit geçirdiler ve 30 sene beraber yaşadılar. Yaşabilmeyi becerdiler. Siz de becerdiniz. Ama ondan sonra ben de yaptım. Aynı şeyi yaptım. Ben de 30 sene onunla beraber. Siz de hak ettiniz 30 sene gelinme yaşı. Yok artık Allah gecinden versin. Böyle şeyler olmaz artık. Olmaz. Onların da iki çocuğu oldu. Bir tanesi benim kocam Costa, öbürü de ablası Georgette. Ki Georgette'i o zaman herkes tanıyordu. Çok güzel, uzun boylu, sarışın, mavi gözlü bir genç kızdı. Geçtiği zaman herkes dönüp bakardı ne kadar güzel bir kız. Benim kocam da aynı zamanda çok güzel bir delikanlıydı. Bütün kızlar bakardı ve üstelik bir de atı vardı. Atla galop şehrin ortasında yürüyordu, gidiyordu. Ama bu zavallı at yalnız bir sene kaldı. Çünkü ertesi sene, öbür sene gene okula dönmesi lazımdı ve sattılar. Yazık. Ondan sonra bir motosiklet aldılar, ondan sonra bir araba aldılar. Yani orada çok mesuttu. Türk ilkokuluna gitmişti, ondan sonra İtalyan lisesini bitirdi ve
kendisi İtalya'ya gitmek istiyordu ama babası izin vermedi ve yeniden Çanakkale'ye döndü. Ben de gelin olarak oraya geldim. 7 sene yaşadım onlarla birlikte. Ondan sonra biraz zorluk gördük ve çocuklarımız büyüyordu. Onları burada bir meslek vardı, Omnia. İzolasyon fabrikası kuruyor. Bir de iş vardı burada. Onu da söylediler bize. Bir de çocuklarımızı hangi okula gönderelim diye düşündük ve ayrılmaya karar verdik. Burada İtalyan'a kurmuş dediler. Burada İtalyan. İtalyan olsun. Bravo, bravo, bravo. Her işte bir hayır vardır. Evet. Ya gördüğünüz gibi Kısantopoulou ailesi hepimizden eski Çanakkale'li. 1850'lere dayanıyor. Şimdi Kosta abi sizin güzel bir hikayeniz var. Evet, römorkörler var. Römorkör hikayesini bir anlatın. Birinci Dünya Savaşı'nda güneşin batışından sonra Çanakkale'den hiçbir gemi geçmiyordu. Geçmemesi lazım, yasaklandı. Üç römorkör vardı. Biri İtalyan, öbürü İngiliz, öbürü de Fransız. Bu römorkörlerin birinde Kaptan Dawes vardı, İngiliz. Çanakkale'de güzel bir kız gördü, aşık oldu. Ben bununla evlenmek istiyorum dedi. Bunun üzerine evlenirsin ama sünnet olman lazım dedi. O da dedi ki gayet tabii sünnet olurum. Fakat yarım saat bana izin veriniz. Ne yapacaksın bu yarım saat zarfında? Bir şişe viski içerim. Ondan sonra hocayı getirin. Sünneti oldu, kızı aldı, İngiltere'ye gitti ve Mesut yaşadı herhalde. Sonrasında bilmiyorum. Kızı almak için sünnet oldu, bir şişe viski içip diyorsunuz. Bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Bir de selam söyle Emel'e. Bizim çok iyi arkadaşlarımız var. Emel ve Servet Ege. Onlarla o zamandan beri ufacık tanıyoruz. Anneleri, babaları da bizim çok iyi arkadaşlarımız. Şimdiye kadar mektuplaşıyoruz, e-mail atıyoruz ve son sene benim oğlum 45 sene sonra İtalya'dan İstanbul'a döndü ve seyahat için tabii geldi ve Mel'le buluştular, ağladılar, kucaklaştılar, çok iyi vakit geçirdiler. Bir de başka bir hikaye hatırlıyorum. Ne zaman ben evlendim, Kayınvalide arkadaşlarına benim Rum olduğumu söylemek istemedi. Dedi ki İstanbul'dan bir Fransız kızı aldık. Çünkü ben Fransızcayı iyi biliyordum. Peki nereden bu, nereden geldi bu Fransız kızı? Çengelköy'den, Boğaziçi'nden Çengelköy'den. Onu yalan söyleyemedi. Hemen Reşat Kepe'nin hanımı, Adile Hanım, bir okullarda profesördü İngiliz. Tabii tabii. İkisi de. Diyor ki, ne Çengelköy'den mi? Hay bu Safola'nın kızı olmasın mı? Hay, nasıl olur? Nasıl Fransız olur? Nasıl Fransız olur? Pek bilmem dedi kayınvalidem. Ondan sonra ne zaman anneme söyledim bunu? Hay nasıl hatırlamam? Adile ile Fadile benim sınıf arkadaşlarımdı. Saint-Benoît okulunda, Fransız okulunu bitirmişti annem. Ve o aynı okulda ve aynı sınıfta Adile ile Fadile, yani iki kız kardeş, beraber Çengelköy'den her gün vapurla okula gidip geliyorlardı ve böyle çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ondan iyi tanıyordu ve biz yalanımızı kapatmak istedik ama kapatamadık. Yok. Tabii. Çengelköy o zaman ufak. Çanakkale'de ufak. Haberler hemen yayılıyor. Ya ne güzel. Şimdi sevgili Çanakkale'liler, şimdiye kadar duymadığınız çok ilginç, çok enteresan bir sürü yeni şeyler öğrendik. Eksik olmasın Kısantopoulou ailesinden. Siz de eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Her ikisine de hem Nitsa ablaya hem Kosta abiye çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin adına. Ve bize bir sürü de döküman gösterdiler. Kısmet olursa onları da bir şekilde sizlere iletirim. Ben çok memnun kaldım. Bu biraz gezi, biraz hasret giderme. Evet. Biraz işte tarih konuşma oldu. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bütün Çanakkale'lilere de selam bizden ediyoruz. Bizden de selamlar. Bütün Atina'dan. Çanakkale'lere selamlar, sevgiler ve sağlıklar dileriz. Selamlar.
ma sembra che stanno a ballare la facci, è danza classica. Qui entra a prendere le colacine presa, non so da foto, queste sono quella colacine presa, perché è proprio particolare. Colacine presa, lui, perché c'è un po' di più. Ma sembra che stanno a ballare a bambare. Beh, Giordano, di come fa il cambio guardia? Giordano, è forte. È un balletto lui, l'opera. È un balletto lui, guarda un po'. No, quella ce ne prende. Cioè, sì, dall'inizio, sicuramente lo sento, si mette proprio di fronte, si mettiamo lì, Di fronte, certo, di fronte, e vediamo tutto che, se no qui di mezzo di spalle, di fronte lì. E lo riprendiamo tutto. Guarda, prendilo lui perché è un balletto questo. No. È un balletto particolare. Chercher mon petit appareil, tu sais. Ma questo l'ho fatta danza classica proprio. Guarda un po', la spaccata. Değerli Çanakkale'li dostlar, Nitsa abla ve Kosta abiyle yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Bugün 22 Mayıs. Dün de Kosta abinin isim günüydü 21'i. O yüzden onun için de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepinize gönül dolusu sevgiler. Atina'dan kucak dolusu selamlar. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te.